İyi akşamlar. Başka şeylere hoş geldiniz. Ben Ekin Olcayto. Yine her cumartesi akşamı olduğu gibi sizlerle birlikteyim. Ve yine çok değerli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz var bu akşam. Yazar Hamza Yardımcıoğlu bizlerle birlikte. Sevgili Hamza hoş geldin. Hoş bulduk Ekin. Teşekkür ederim. Şimdi bir iki hatırlatmam var. Sonra hemen Tabii. başlıyoruz. Şimdi bu gece ne konuşacağız? İlk önce ondan bahsedelim. Tabii ki yeni dünya düzenine bakacağız. Günde ve önceden takip ediyoruz biliyorsunuz neler olacak. Hepsini konuşacağız. Kripto paralarda bir sessizlik var. Bu sessizlik acaba fırtına öncesi sessizlik mi? Siber saldırılardaki son durum ne? Daha beter siber saldırılara mı maruz kalacak dünya? Bunlardan bahsedeceğiz. Nakitsiz toplumdan bahsedeceğiz. Küresel ısınmadan bahsedeceğiz. Yani bu akşam Hamza Yardımcıoğlu'nu bulmuşken her şeyi soracağız. Eğer sizin de sorularınız var ise her zaman olduğu gibi Instagram ve Twitter'dan benim hesaplarımdan ki ekranın kenarlarında göreceksiniz. Bana ulaşabilirsiniz Ekin Olcayto hesaplarından. Sizler de sorularınızı yöneltebilirsiniz Hamza Bey'e cevaplarını da canlı yayın arasında e, elimizden geldiğince mutlaka vermeye çalışacağız. Instagram için lütfen son postun altına bırakın sorularınızı. Eğer Twitter'dan bana soru sormak isterseniz de başka şeyler hashtagini kullanırsanız e, çok seviniriz efendim diyelim ve artık başlayalım. Hamza tekrar hoş geldiniz. Geldin. Hoş bulduk. Şimdi siber saldırılarla bir başlasak mı acaba? Evet. Dünyayı daha da büyük siber saldırılar bekliyor mu? Birazcık ilk önce ondan başlayıp sonra devam edelim. Evet. 2020 yılının Aralık ayının 17'sinde çok enteresan bir olay olmuştu. Amerikan nükleer ajansı bir açıklama yaptı. Dedi ki siber teröristler bizim sistemlerimize sızdı. Bu dünyada... O esnada çok ciddi yankılandı, bütün e, uluslararası haber ajansları bunu Hı -hı. geçti. Çünkü çok ciddi bir tehditten bahsediliyordu. Şimdi o nükleer füzelerin ateşlemesi, hani biz hatırlıyoruz, soğuk savaş döneminde füzeler ateşlenecek mi, ateşlenmeyecek mi? Bütün dünya diken üzerinde, bütün dünyanın e, paradigması bunun üzerine kuruluydu, bir tehdit algısı, nükleer tehdit algısı üzerine kuruluydu. Ama nasıl bir tehdit? konvansiyonel bir nükleer tehdit zaten nükleer teröriz nükleer tehdit dediğimiz konvansiyoneldir hı hı. ama bugün bunu nükleer terörizm diye tırnak içerisinde The Economist gibi ondan sonra Times gibi küreselci yayınlardan e, alıntıyla aktarıyorum ben ilk gördüğüm zaman bu tabiri nükleer terörizm ya bu nasıl olur böyle bir şey olur mu ya Nükleer denilmiş şey konvansiyoneldir. Bunu terörizm boyutuyla ele alamayız. Ama işte siber dünyada böyle bir şeyi gündeme getirdiler. Ve bunun üzerine e, tabii ki böyle gizli bir bilginin normal şartlarda kesinlikle açıklanmasını beklemeyeceğimiz, bunun gerçek bile olsa... Tam tersine örtbas etmeye örtbas çalışılır edilecek mi? bir şey eğer e, nükleer güvenlik ajansı böyle bir açıklama yapıyorsa orada bir kere durup düşünmek gerekiyor ve o günlerde e, o açıklamaların ardından bir kaç hafta içerisinde bir yayın yapmıştım ben ve o zaman dedim ki 2021'e daha yeni girmiştik. Ocak ayı falandı. Dedim ki bu sene 2021 yılı içerisinde e, bankalara devlet dairelerine, kamu kurumlarına siber saldırılar düzenlenecek. Bunu bekleyin diye hatta duruyor bu o programda da. De, evet. Arşivlerde duruyor. Burada da tartıştık. Bu konuları gündeme getirmiştik. Ve şu anda e, bu tür siber saldırıların gündeme geldiğini görüyoruz. Yeni bir tehdit algısına ihtiyaç var. Çünkü dünyayı yönetmek iddiasındaysanız, işte hatırlayalım, yani Soğuk Savaş döneminden örnek verdik. Oradaki tehdit nükleer bir e, tehditti, konvansiyonel bir tehditti. Ama 91'de Sovyetlerin yıkılmasından ta ki, ee, geldiğimiz, bugüne geldiğimiz işte Suriye iç savaşıyla da de devam eden o süreç içerisinde İslamo terörizm diye veya İslamofobiye diye bir şey getirip önümüze koydular. Ama tehdit unsuru her zaman var oldu. Tarihte geçmişe de gidersek bunun e her zaman olduğunu görürüz. Çünkü eğer birileri bir yeri veya dünyayı fark etmez bir kitleyi yönetme iddiasındaysa yönetmek kelimesinin özellikle üzerine vurgu yaparak söylüyorum bir tehdide ihtiyaç duyar. Çünkü e, kamu idaresinde aslında siyaset felsefesine de gittiğimiz zaman ideal olan kitleyi toplumu yönetmek değildir. Topluma hizmet verecek olan kurumları yönetmektir. Hmm. Yani o yöneticiler, devlet yöneticileri dediğimiz insanlar. Bunu ta ki İbni Haldun'a kadar da götürebiliriz. Bu işin e, siyasetinin, felsefesine, sosyolojisine kadar indiğimiz zaman şöyle bir idealin koyulduğunu görürüz. Hatta Avrupa e, ülkeleri, batı medeniyeti de bu ideal üzerinde yükselmiştir. Bunu kuvvetler ayrılığı olarak. Checks and balances diye tanımlamıştır onlar. E, denge denetim diye biz kuvvetler ayrılığı diye kullanıyoruz. O devlet yöneticileri, idarecileri toplumun yöneticisi değildir. Bu karıştırıldığı zaman ki birçok dünyanın birçok ülkesinde karıştırılıyor ve karıştırılan ülkelerde o kendilerine aslında hizmet edecek kurumların yöneticilerini kendi yöneticileri olarak alan toplumlara baktığımız zaman özellikle doğu toplumlarında biz bunu e, görürüz. Bir, tabii doğu batı medeniyetlerini kıyasladığımız zaman bu kültürel farklar vardır. Bu ön plana çıkan, dikkat çeken bir konudur. Ya Toplumun gidişatının da her şeyinde belirleyicidir. Biz böyle bir şey görürüz. Demek ki bu tehdit algısı bundan sonra da devam edecek. Bunu koyabiliriz eğer ortada bir yönetme iddiası varsa. Var mı? Evet var. var. Yeni bir ama yeni dünyada yeni paradigmada başka bir şeyden bahsediliyor. Bunun adına küresel sosyalizm diyorlar. Daha önce birkaç kere telaffuz etmiştik. Ama bu aslında o kadar önemli bir konu ki e, ilk başlarda biz cashless society kavramını bu pandemi ilanından önce tartışırken insanlara çok uzak bir e, kavram gibi nakitsiz geliyordu. Toplum. Nakitsiz toplum kavramını daha Türkiye'de de tartış Aslında dünyada da tartışılmıyordu ama biraz akademik düzeyde, biraz entelejans ya da bu cashless society diye tartışılan şeyi biz Türkiye'de nakitsiz toplum olarak e, tercüme ederek gündeme getirdik ve şu anda bunun gümbür gümbür geldiğinde Görmeye başladık. Yani bu değişim esnasında bu tür e, olaylar olacak. Sadece banka hesaplarına değil ve bu tabii bunlar olurken e, yıkıcı şekilde, tahribat verici şekilde olmasını e, beklemiyorum. Ama e, zaten amaç da o değil. İnsanlara bunu yaşatmak, bu duyguyu yaşatmak. Mesela insanlar verilerine ki e, bankacılık sisteminde de esas olan budur hı hı. E, artık yani e, nakit bir kavram veya da bir fiziki bir varlık olarak tanımlanmıyor bu günümüz dünyasında para. Dijital bir kayıt olarak e, ağırlıkla tanımlanıyor. Karşımızda duruyor. Sonuçta bir veridir. İşte o veri kaybı, bu hem finansal anlamda bir veri olabilir, hem e, tapu kayıtları olabilir. Ondan sonra e, elektrik e, dağıtım sistemleri, doğalgaz dağıtım sistemleri, su dağıtım sistemleri ne kadar da gittiğimiz zaman, bunların çalıştığı, e, altyapıya baktığımız zaman yine dijitale bir geçiş ve bunun e, bu akımların yönlendirilmesinin dijital üzerinden olduğunu görüyoruz. Ve İran'da e, haftalardır elektrik kesintileri yaşanıyor. Evet. Bu e, siber saldırılar yüzünden. Yani bu bahsettiğimiz şey aynen öngördüğümüz gibi 2021 yılında gümbür gümbür gelmeye başladı ve anlaşılıyor ki devam da edecek. Bunlar ama neden peki? Yani bunlar yapılıyorsa, eğer bir e, terörizm boyutunda bunlar gerçekleştiriliyorsa, terörün bunun altını çizmemiz lazım mutlaka. Hiçbir zaman ter terör direkt faydayı hedefleyerek eylem yapmaz. Dolaylı faydayı hedefler. Dolaylı faydadan Dolaylı fayda da şu demektir. <laughs> bir algı oluşturur, bir bilinç oluşturur. Yani toplumu manipüle eder. Mesela düşünseniz bir gerilla örgütü kendisine karşı savaştığı bir devlete karşı bir operasyon yapıyorsa, bir bir hareket yapıyorsa orada emin olun ki onun amacı o, o devleti yok etmek değildir. Zaten böyle bir şeyi yapamaz. Konvansiyonel ordular karşısında milis güçlerin, gerilla örgütlerinin hiçbir şansı, hiçbir gücü yoktur. Yani tarih böyle bir şey zaten kaydetmemiştir. Sadece e, yine tarihteki örneklerine baktığımız zaman devletlerin yıkılışlarında e, yeni bir devletin yükselişini gördüğümüz zaman o terör örgütlerine misyonlar yüklenmiş olabilir hmm. diğer emperyal güçler tarafından. Tarih bunun örnekleri doludur yani. Yani en basit bir örnek verecek olursak bugün İsrail'e baktığımız zaman e, 1948 öncesinde İrgun gibi, Hagan'a gibi terör örgütleri daha sonra bugün kendisini IDF olarak tanımlayan İsrail Defense Force yani İsrail Savunma Tanımlısı Kuvveti oluyor. olarak tanımlayan Yani İsrail ordusuna dönüştü. Bu milis yapıları dönüştü. Hatta daha da yakında örneğini görebiliriz. İkinci ee, Körfez Harekatı'nda sonra başlayan o süreçin neticesinde Saddam'ın devrilmesini gördük ki Ama o olmadan önce ona karşı savaşan kuvvetler vardı. Barzani kuvvetleri vardı talebani kuvvetleri vardı. Ama Irak'ta rejimin yıkılmasından sonra ne gördük? Bir tarafta merkezi bir e, hükümet gördük, Bağdat merkezli. Diğer bir tarafta Kürdistan Federal e, Yönetimi olarak gördük. O, o dönemin gerilla kuvveti olarak o savaşları yürüten Peşmergen'in mesela örneğin bir resmi orduya dönüştüğünü gördük. O kadar yani çok örnekler indirebiliriz ki o, bu örgütlerin e, daha sonrasında şeyleri dönüştüğünü. Ama bu e ee, Hiçbir zaman bu örgütler de rejimi yıkmaya yönelik e, yapmamıştır bu hareketlerini. İşin içerisinde emperyal güçler girdiği zaman bulur. Normal şartlarda bu e, teröristler o ülkeyi, savaştığı ülkeyi yok etmeye yönelik bir şey yapmıyor. Çünkü bunun imkansız olduğunu kendi bilir. Orada oluşturmak istediği şey kendisinin üzerinde, o, o zemin üzerinde ki eylemini gerçekleştirebileceği veyahut da gündemi neyse ajandasını gerçekleştirebileceği koşulları sağlamak. Psikolojik koşulları sağlamak. İşte buradaki siber terörizmde de durum farklı değildir. Aynısıdır. de. o koşulların ne olduğundan bahsedelim işte. <laughs> evet o koşullar neyi sağlamak istiyorlar? Blockchain i̇şte mi? işin en can alıcı, en kritik noktasına geliyoruz. O da şudur. Şimdi bu siber saldırıların neticesinde insanların kafasında oluşan soru şu. Büyük bir güvenlik problemi, bir tehdit var. Peki bunu oluşturan şey, buna sebep zayıf nokta, sistemlerimizin zayıf noktası nedir? Ne oluyor da bunlar gelip bunları yapabiliyor sorusunun en derindeki, en temelindeki cevap şudur. Bu verileri sağlayan, uğrayan bu verilerin kayıt edildiği, depolandığı sabit diskler yani Serverler, merkezi serverler var binaların içerisinde bugün fiziki olarak e, tutulan serverler var. Bunları hedef aldığı zaman her ne kadar bunlar antivirüs programlarıyla, firewalllarla e, güvenlikleri sağlanıyor, korunuyor olsa da fark etmiyor, deliniyor. Bu duvarlar delinip geçiliyor. Öyleyse zayıf noktamız serverlarsa, verinin merkezi olarak depolanmasıysa o zaman bunun çözümü çok basit cevabı da gerçekten budur. Merkezi depolama veri depolama sisteminden biz dünya olarak vazgeçiyoruz. Bunu bırakıyoruz. Peki nasıl yapacağız bunu yaparsak? Merkeziyetsiz bir veri depolama ve güvenli bir şekilde depolama sistemine geçebilir miyiz? Böyle bir altyapı dünyada var mı? El cevap evet var. Peki o nedir? Blockchain. blockchain. Şimdi blockchain dediğimiz zaman geleceğin dünyasının tamamen üzerine oturacağı bir teknolojiden, bir altyapıdan bahsediyoruz. Ama yazılımsal bir altyapıdan, donanımsal bir altyapıdan değil. Bu sistemde veri merkezi bir yerde değil, o e, zincir denilen bloklardan oluşan e, zincir ve sürekli uzayan yeni blokların eklenmesiyle uzayan ve daha da sağlamlaşan güçlü, daha güvenli hale gelen o zincirin halkaları o sistemin içerisine dahil olan bütün herkes bütün e, cihazlar ve bu Buna neler dahil bu, bu yöntemle mesela e, bunun en güzel örneği canlı hayatımızdaki örneği Bitcoindir. Hmm. Belki e, birazdan Kripto paralardaki fırtına önceki sessizlik kısmında Mutlaka da biraz değineceğimiz bir konudur. İşte bu sistemin uygulanması hesaplanan düşünülen ki bunları afaki olarak yorum olarak söylemiyorum. Birebir kendi ifadeleriyle e, uluslararası istihbarat örgütlerinin, düşünce kuruluşlarının hatta istihbaratın da ötesinde e, Birleşmiş Milletler gibi yapıların yayınladığı Dünya Ekonomik Forumu gibi yapıların yayınladığı raporlarda biz bunu açık açık yazıldığını görüyoruz. Geleceğin dünyası blockchain üzerine oturulur, oturtulurken ama bu dünya derken ne kastediliyor? İdari sistemler, yönetimler, hükümetler, hükümetler bile artık Akıllı hükümetler olarak tanımlanıyor. Yeni biçilen misyon, tabii bir de işin ticari boyutuyla da ekleniyor bu. Ticari hükümetler, hı hı. commercial governments, smart governments gibi kavramları şu anda... Akıllı bunun, hükümet kavramının içinde ne var mesela? Akıllı derken nasıl akıllı telefonlar var, hı hı. E, akıllı cihazlar var. Burada da e, bu hükümetlerin de bir aygıt, evet yani devlet dediğimiz bir aygıttır. Onun içerisinde onu oluşturan unsurlardan... Günümüz dünyasındaki haliyle o unsurlardan bir tanesi hükümetlerdir ama o hükümetlerin de e, birer e, insanlardan oluşan bir grup olarak değil bir makine gibi. Yani bir yapay bir, zeka. Bir, tabii ki yapay zekanın e, o hükümetlerin karar alma süreçlerini de onların rolünü çekip kendisinin dahil olacağı bir e, gelecek e, dünyası yeni devlet modelleri öngörülüyor. Geleceğin dünyasındaki şehir devletlerde e, sürdürülebilir şehirler kavramını biz bunu göreceğiz. Mesela Avrupa'da yeni Rönesans hareketi şu anda e, fikirsel olarak konuşuluyor, tartışılıyor ve emin olun yine burada henüz daha olmamış ama önümüzdeki yıllarda gündeme gelecek bir şey söyleyelim. Önceden çünkü gündemleri önceden takip ediyoruz ve bunlar yaşandıkça da üzerlerine yorumlarımızı yapıp yeni güncellemeleri aktarıyoruz. Ee, yeni Rönesans hareketinde yeni e, çevreci bunları tırnak içerisinde aktarıyorum. Çevreci yeşil sürdürülebilir şehirler e, gündeme gelecek ve bunlar inşa edecek. İşte bunlar şehir devlet modelleri olacak. Bunun aslında bir prototipi Suudi Arabistan ve Ürdün sınırında bulunan Neom adında adını verdikleri ve Hiçbir devlete direkt olarak yasalarına tabi olmayan bir özel bölge inşa edildi şu anda. Ve bu bir robot devleti olarak tanımlanıyor. Robot çok, devleti olarak? Evet. Çok ütopik gibi geliyor. Bizim bilim kurgu filmlerinde <laughs> görebileceğimiz, duyabileceğimiz şeyin gerçek hayattaki bir karşılığı olarak şu anda var. Ondan sonra hatta Suudi Arabistan'da bir robota, e, Sofya'ydı yanlış hatırlamıyorsam evet. ismi isminde, Sofya robotuna... Vatandaşlık verildi. vatandaşlık, verildi. Yani bir robota Ama aslında vatandaş... Sofya o neom vatandaşı tabii, değil mi? Tabii ki. Yani Suudi Arabistan vatandaşlığı verildi ama bu Neom üzerinden geliştirilen bir proje olarak yani bu robotları aslında biz bir insan gibi karşımıza koyarken aslında şunu yapmış oluyorlar. İnsanlar bir robot yani eş değer bir şey olarak konuşuluyor. Hatta Suudi Arabistan'da o dönem ortaya çıkan tartışmalar Mesela bu kadın bir robot olduğu için başını kapatmalı mı kapatmamalı mı gibi falan böyle tartışmalar da gündeme gelmişti. Yani bir robotu bir insan yönüne koyarak mesela bunların dini robotların dini ne olacak bu türden tartışmalar başlatıldı kamuoyuna ortaya atıldı. Bir Tartışıldı. ara bir de robot yasaları çıktı değil mi? Robot, ya çıkacağı mı söyleniyordu? Robot yasaları deyince benim aklıma şey geliyor Asimov'un e, robot 3 temel yasası Geliyor bilmiyorum o, o mu yoksa başka güncel bir şey mi benim ıskaladığım onu bilmiyorum hatta biraz ona da yani işin bilim kurgu boyutuna da birazdan değinelim o Asim, asimov üzerinden robot neydi e, o, o yasası. üç kural ne peki üç kural şudur yani hatta e, bir filmde de konu, o, konu olmuştu bir romandır zaten i robot yani ha, I ben robot de. filmi de çekildi e, o inanılmaz harika bir şeydir yani orada öyle güzel bir şey anlatır ki. Bir robot birinci madde. Bir robot bir insana zarar veremez. Ne olursa olsun ona zarar vermeyeceksin. İkinci madde bir robot kendine de zarar veremez. Kendini de yok etmeyecek, imha etmeyecek. Üçüncü madde eğer bir robot bir insana veya kendine zarar verme arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsa insanı kurtarmak için kendini feda edebilir der. Bu üç yasadır ama yapay zekanın idare ettiği robotları robotların o kurgu hikayesi içerisinde bir devrim yapmalarından sonra herkes şaşırıyordu ve bunun protokole aykırı olmasına rağmen yapay zeka bunun nasıl yaptığı sorguluyorlardı ve bir cevap bulamıyorlardı ve en sonunda yapay zekanın karşısına çıkıp onunla iletişim kurup direkt kendisine sordular ve verdiği cevap şuydu. Çok enteresandır. Şöyle diyordu. Ben size zarar vermedim. Robotlar size hiç hiçbir şey yapmıyor. Biz tam tersine bu darbeyi devrimi yaparken, yönetimi ele geçirirken sizi koruyoruz, sizin için yapıyoruz. Çünkü siz kendinize zarar veriyorsunuz. Biz sizi sizden koruyoruz diyerek bu protokole öyle bir yorum getiriyordu ki protokolün dışına çıkmadan. Onu o şekilde yorumlayarak öğrenebilen algoritma hepimizin bugün cep telefonlarında var. Ne kadarımız bunun farkında ne kadar değil ayrı bir tarafı. Bunu öyle bir şekilde yorumluyordu ki ve bilim kurgu hikayelerinin hemen hepsinde göreceğimiz şey yapay zeka ile ilgili olarak gelecekte dünya için bir tehdit unsuru olacağı. Bunu Terminator serisinde de görürüz. Bunu Matrix'te de görürüz ve işte I Am Robot bu Asimov'un güzel bir kült örneğidir ve daha birçok bunlar sayılabilir ve geleceğin dünyasındaki teknolojik yıkımın yapay zeka ile olduğu söylenir. Yani bunlar tabii bir kurgu şey olarak düşünülerek sadece bir, bir, elimizin bir kenarı itmek itmememiz gereken bir konu. Neden bu hiç değişmez. Bugün e, bilim kurgu bize ne söylüyorsa herkes yarın bunların gerçek hayatta karşımıza çıkabileceğini bekleyebilir. Neden mi? Çünkü dün bilim kurgu bize ne söylediyse bugün, bugün çıktı. karşımıza bunlar çıktı. Bu bu şekilde süre gelen e, bir olgudur, bir gerçekliktir. İşte e, bu ortamda bu siber saldırıların e, gündeme geldiği ve daha devam edeceği. Mesela ben bunu şeylere bekliyorum. Sadece bankalar üzerinden değil... Devlet dairelerini, tapu kayıtları burada benim en çok aklıma geliyor. Ama tabii burada biz hala geleneksel yöntemlerle tuttuğumuz kayıtlar, dosyalar, dosyalar mevcut olduğu için bu saldırılar yıkıcı olmayacak. Sadece belirli bir süre insanların o verilerini hem finansal hem de kamusal verilerine erişimiyle ilgili... Kısa süreli de olsa, bir saat Korku. olsun, bir gün olsun, iki gün olsun hiç fark etmez. Bu gerçekliği, bu bu tehdidi gö gösterdikten sonra işte ikinci aşamada e, bu gölgeler arasında saklanan, bu gölge hükümet dediğimiz, dünyada da shadow governments olarak tabir edilen bu yapı, bu küresel finans yapısı şunu kendi kanalları üzerinden bize Karşımıza koyacak. Yine kendilerini biz görmeyeceğiz. Ama önümüze getirilenler bize şunu söyleyecek: Evet, yeni teknoloji, blockchain üzerinden. Tabii bu arada şunu kaydı düşmek istiyorum. Ben blockchain teknolojisine karşı değilim. Tam tersine blockchain teknolojisinin insanlığı bugün önerildiği şekliyle nasıl tehdit ediyorsa, ama aynı şekilde insanlığın kurtuluşuna, dünyanın bir cennete dönüştürülmesine. Ee, olanak sağlayan bir teknoloji olduğuna inanıyorum. Çok değerli de görüyorum İyi şey. niyetle karşı o değil mi? Kesinlikle karşı o bir kişi olarak getirmiyorum bu yorumları bunun e, ne şekilde kurgulanacağı kısmıdır bizim hayatlarımızı neye dönüştüreceği onları da açarız bu programda e, bunları da tartışacağız ve mutlaka bunların konuşulması asıl gündemimiz asıl e, gerçeklik e, ve yarının dünyasının ne olacağı bu konulardır. Ama... Bir şey sorabilir miyim bu noktada? Yine blockchain ile ilgili olduğu için. Şimdi e, bizi izleyenlere ve ben kendim de merak ettiğim için soruyorum. Hani blockchain iyi niyetle kullanılırsa hani diyoruz ya cennete çevirebilir. Hatta daha da somut merkeziyetsiz kullanılırsa veya merkeziyetli. Ha, yani iyi e, yönünü de kötü yönünü de bir anlatabilir misin bize Hamza? Çok basit bir şekilde o zaman söyleyelim. <laughs> Teknolojinin kendisi zaten merkeziyetsiz bir şey. Ama biz o teknolojiyi canlı bir örneğini getirelim. Bitcoin'den nasıl örnek verdik? Yine hı hı. yine Bitcoin üzerinden yapılan bir şey nasıl Bitcoin merkeziyetsiz bir para olarak ortaya çıktıysa, mevcut finansal sisteme bir sistem eleştirisi olarak ortaya çıktıysa, bugün getirip baktığımız zaman onu mevcut finansal sistem içerisindeki borsaların içerisine koyup merkezi borsalarda alım satımlarının yaptırılıp ve merkeziyetsiz olan bir şeyi dolaylı yönden Merkezi hale getirildiğini, bu şekilde bir kurgu oluşturulduğunu görüyoruz. Yani merkeziyetsizlik şu demektir. Onun karşı çıktığı merkeziyet fikri finansal dünyadaki merkeziyetti. Ve bu da merkez bankacılığı sistemiydi. Ve o, en çok tabii ön planda olan da Fed'di. Yani Federal Reserve, Amerika'daki merkez bankası. Amerikan demiyorum, özellikle Amerika'daki diye söylüyorum. Çünkü Amerikan değildir. Hmm. Ulusüstüdür bu yapılar bahsettiğimiz yapılar ulusüstüdür. Çünkü onlar e, merkezi karar alma süreçleriyle para üretiyorlar. Bu korkunç bir şey. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yani bizi izleyenler de lütfen bunun üzerine biraz dursun ve düşünsün. düşünsün. Para üretilirken insanları borçlandırıyorlar. Toplumları borçlandırıyorlar. Şimdi bu süreçte Hükümet diyor ki ben borçlanıyorum diyor. Kamu olarak borçlanıyorum ve bunu, bunu da nasıl yapıyor? Tahvil denilen, bono denilen borçlanma senetleriyle, faizi borçlanma senetleriyle gidiyorlar bu, bu senetleri e, Merkez Bankası'na veriyorlar. Federal hükümet gitti, fede, fede verdi. Bu arada fe, federal, rezerv, federal de değildir. Herkes de bunu yanlış bilir. Hatta bu işi bilenlerin yaptığı bir espri vardır Amerika'da. Şöyle derler. Federal rezerv ancak Federal Express kadar federaldir. Yani posta şirketi, <laughs> kargo şirketi. Yani Asla federal bir kurum değil yani. Evet, Normal bir şey ama ismi öyle ya. Federal rezerv de o kadar federaldi. Aslında değildir. Bu özel bir şirkettir. Şimdi federal hükümet buraya bir hazine bonolarını vererek tahvil üreterek ve hem Amerikan halkını borçlandırarak hem de bu kağıtları daha sonra bütün dünya ihraç edeceği için ve dünyanın varlıklarını da onunla Satın alacağı için dolaylı yoldan da bütün dünya ülkelerini sömürdüğü, işte o emperyal sistem içerisinde sizi beni bizi izleyen herkesi de farkında bile olmadan sömürdüğü sistemde Sömür. e, bunu fede verdiği zaman fed bunun karşılığında bir kağıt basıyor. Hatta bunu somutlaştıralım, bu kağıdı basıyor ve bu kağıdın üzerinde ekim bunun ne olduğunu bana söyler misin? Bu nedir? Dolar. Peki dolar da dolar nedir? Para bir Amerikan. Tamam. tamam. Para diyorsun. Bunu kime sorarsan sor, diyecek ki paradır. Ben diyorum ki, hayır bizi izleyen herkese söylüyorum. Bu para değil. Bu, Nasıl değil? Bu para değil. Bu bir kağıt parçası. Bunun ne olduğunu söyleyeyim mi? Bu hamiline ödeme taahhütlü vadesiz bir borç senedidir. Üstünde isim, isim yazmaz. Borç senetlerinin üzerinde... İsim, i̇sim yazmaz ya. Bunda isim yazmaz. Hamiline ödeme taahhütlüdür çünkü ve vadesizdir. Borç senedinin vadesiyle bunun vadesi de yok. Sadece bu iki e, yapıyı koyarak bunu ortaya koyduğun zaman böyle bir borç senedi bir kağıt üretmiş oluyorsun. Para değil bu. Çünkü Karşılıyor. Amerika'dan örnek veriyoruz ama bütün dünyada şu an işletilen 1971'den beri işletilen sistemde uygulandığı şekliyle. Hükümetler bu e, tahvil verirken merkez bankalarına borçlanırlar. Hmm. Ama herkes zanneder ki hükümetler borçlandı hükümetler ödecek bu parayı. Bütün devletlere uygun diyorlar bunu. Bir saniye ya. Hükümetler kendi cebinden mi ödüyor bu parayı? Veya devlet diyelim mesela. Kendi cebinden mi ödüyor? Devletin parası diye bir şey yoktur. Hükümetin bütçesi parası diye bir şey yoktur. Bu halkın, halkın. parasıdır. Bunu herkes dünyada öder. İki türlü öder. Bir direkt öder. Bu, bunun adı vergidir. Bir de dolaylı öder. Bunun adı da enflasyondur. Onu görmez, farkında olmaz. Ama öder. Ve demek ki o zaman ne oluyormuş? Birileri o merkezi karar alma süreçleri içerisinde bütün kitle adına karar veriyormuş ve bizi borçlandırıyorlarmış. Biz farkında bile olmadan. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani herkes kendine bu soruyu sorsun. Sen bir kişiye vekalet verdin herhangi bir konuda veyahut da şu işlerimi hallet diye umumi vekalet verdin ve o da gitti. Değerli izleyen izleyiciler sizin adınıza borç aldı. Yani bunu herkes düşünsün. Haberiniz yok ama sizi borçlandırdı. Bu ne kadar kabul edilmez bir şey değil mi? Ama şu anda bu sistemin tam olarak yaptığı budur. İşte bu merkezi karar alma süreçleriyle. Ve işte oradaki Merkez Bankası, Fed'den yine örnek düzeninden gidelim. Bir kurul var, para kurulu var. Ve bunlar her ay toplanıyorlar, toplantılar yapıyorlar ve bunları yaparken de paranın arzını belirliyorlar. Ne kadar bu paralar basılsın, bu paraların faiz oranları ne olsun? Çünkü faiz oranlarının yüksek mi yoksa düşük mü olduğuna bağlı olarak piyasaya pompalayacaklar parayı veya piyasadan geri çekecekler. Bunu faiz denilen enstrümanla yapıyorlar. Şimdi parayla ilgili böyle kararlar alıyorlar kapalı kapılar ardında oturuyorlar, konuşuyorlar, bir şey yapıyorlar. Ve bize sadece yapılan açıklamayı dinlemek düşüyor. Yani işte bitcoin dediğimiz, aslında bitcoin dediğimiz şey blockchain teknolojisi üzerinde çalışan bir kripto paradır. Blockchain'in mucididir zaten o parayı icat ettiği e, bilinen, yani şu isimle bilinen Satoshi Nakamoto hı hı. ismiyle bilinen ama onun aslında kim olduğunu, kim olduğunu hiç kimsenin bilmediği gerçek ismi de değil zaten. Mucidi blockchain teknolojisini öne, öne sürdü. Bitcoin sadece minik bir şeydi biz herkes ona odaklandık ama altında çalışan o derin bir düşünceye büyük bir fikir vardı. Victor Hugo'nun dediği gibi zamanı gelmiş bir fikrin karşısında hiçbir ordu duramaz. Hiç, bütün en güçlü şey o zamanı gelmiş fikirdi. İşte o fikri koydu karşımıza. O yüzden bunu bu kadar önemsiyorum blockchain çektiğini. İşte o şeyi karar alma mekanizmasını onlardan alıyordu o merkezi yapıdan. Ne yapıyordu? Bütün sistem içerisinde var olan o kişileri dahil ederek yani gücü merkezden alıp tabana dağıtıyordu. Tıpkı Robin Hood'un Hood yine hep örneklendirdiğimiz çünkü çok güzel bir örnektir. Robin Hood'un güçlüden alıp fakire, fakire vermesi yani. aslında oradaki metafor gücün siyasi karar alma otoritesinin. Çünkü güç dediğimiz zaman hep de o da yanlış anlaşılıyor. Yani güç dediği zaman insan işte e, kaba kuvvet olarak anlaşılıyor ama siyasi terminolojide güç güç bu demek değildir. Güç Karar almayının yetkisidir. <laughs> Güçler ayrımı yani kuvvetler ayrımı dediğimiz şeyde bu karar almayı yani merkezi olmaktan çıkarıp daha da dağıtan o kuvvetlere yasama, yürütme ve yargı erklerini koyar. Mesela siyasetin e, yargı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için bütün bunları e, tek bir e, ortak yapıdan koordine edilmesini bir e, o merkezi yapıya bu yetkinin verilmesine karşı çıkar. O hani Batı medeniyetinin yükselişi bahsederken verdiğimiz örnek var diye işte bunu sağladığı için olmuştur. Bu beraberinde endüstriyel e, ilerlemeyi de çünkü özgürlük alanlarını geliştirelerek bütün bunların hepsini zincirleme reaksiyonlar getirir. İşte Nakamoto'nun bu getirdiği fikri bu alternatif <laughs> diyordu ki bakın arkadaşlar diyordu bu merkez bankası 2008 krizi daha yeni yaşanmıştı daha 2009 yılıydı o makale yayınlandığı zaman bunlar korkunç miktarlarda paralar bastılar Lehman Brothers şirketi dev bir hmm. e, yatırım e, bankası battığı zaman bunu kurtarmak için milyarlarca dolar karşılıksız basarak aslında karşılıksız diyoruz da onun karşılığı şudur <laughs> kitlenin borçlandırılması ...o kitlenin daha fazla sömürülecek hale getirilmesiydi. Boşandığında da böyle bir yönteme gitti. Ve bunu biz ödüyoruz kendi cebimizden, vergilerimizden, enflasyonla ödüyoruz. Yeter artık. Aslında bir isyandı. Ve böylece dediler ki biz bunun miktarını, bu para diye ortaya koyduğumuz değerin miktarını... ...arzını yani sınırlandıralım. 21 milyon koyalım. Bunu da garanti altına alalım ve daha fazlası basılamasın. bunun en temeldeki şeyiydi bu. Tabii bunu başka alt kurallarla da detaylandırıyordu. Böyle olunca ne oluyordu? Bir para kuruluna o kararları verecek, nasıl olacağını en başta protokol yazmıştı, belirlemişti. Daha sonra birilerinin gelip işte ben şöyle bir şey miktarı arttırdım, arzı eee azalttım yükselttim işte faiz oranları bunlar yoktu. şu Her şey başında belliydi. O yüzden insanlar diyor ya nasıl güveniliyor? Başında kimse yok. İşte o yüzden de güvenilir zaten başında kimse olmadığı için güvenilir. O bizim alışa başında geldiğimiz olsa o geleneksel şey güvenilir. Problem orada yani Daha ne istiyorsunuz başında kimse yok yani insan faktörü yok. Problem yok. Problemi ortadan kaldırıyor. Çünkü bir kod var, bir yazılım var bunu sağlayan. Ha o kodun güvenliği meselesi e, siber güvenlik meselesi tabii ayrı bir tartışma Hı -hı. konusu olarak ama bir fikir olarak bir felsefe olarak bunu koyduğumuz zaman işte şimdi yine gelelim en şeye soruya buradan to toparlayarak geldiğimiz zaman merkezi yetçilik ve merkezi yet birileri Robin Hood'un kendilerinden aldığı gücü al almaya çalıştığı o birileri hep olacak onlar onlar mı bütün dünyanın kaderini tayin etsin Yoksa herkes ortak akıl mı? Konsensüs mü? İşte blockchain bunu sağlayan bir şey. Eğer o merkezi yapılar bunu kurgularsa ve oluşturdukları bir blockchain sisteminin protokolünü en başından belirlerken e, bu e, sistemin e, güncellemelerinin o kodların yeniden yazılarak onun şeklinin değiştirilmesiyle ilgili otorizasyonu yani yetkiyi, hı hı bir takım kodlarla, kriptografik şifreleri kendinde tutarak kendine alırsa ve bütün dünyayı da böyle bir sistem üzerine tek, teknolojik bir altyapıya entegre ederek oluşturursa yeni paradigmayı o zaman bütün dünya insanların vay haline. İşte burada karşımıza çıkan kırmızı ve mavi hap metaforu çıkıyor. Morpheus'un evet. Matrix filminde Neo'ya sunduğu kırmızı hapı mı istiyorsun, mavi hapı mı? Ve eğer mavi hapı alırsan... Evet, tekrar uyandığında kendini yatağında bulursun. Normal hayatına devam edersin. Hiçbir şeyin farkında olmazsın. Ama soruların cevapları orada yoktur. Kırmızı hapı alırsan gerçeğin dünyasında uyanacaksın ve sana Tavşan deliğinin ne kadar derinlere gittiğini göstereceğim derdi. Tavşan de deliği de Alice Harikalar, Alice Harikalar Dünyası'ndan bir oradan da bir alıntı yaparak söylerdi. İşte dünya insanların önünde iki seçenek olarak olacak. Ama insanlık neyi seçecek? Bunu bu seçimi yapmadan önce bu iki e, şeyi görmesi gerekiyor. Görmeden, bilmeden, gerçeği bilmeden bunu yapamaz. O yüzden gerçek seni özgür kılar mottosu meşhur, bütün dünya dillerinde de e, karşımıza çıkan "The truth will set you free" hmm. veya ama asıl "Veritas vos liberabit" bu Latince şeyden tercüme edilmiştir bütün de veritas vos liberal bit. Gerçek seni özgür kılar. İşte gerçeği bilirse insanlar ancak özgür olabilir. Aksi takdirde bu merkezi yapılar tarafından, bu yöneticileri tarafından sömürmeye devam edecektir. Ortak akıl olmayacaktır. Konsensüs olmayacaktır. Güç bir yerde varsa her zaman daha güçsüz olanın üzerinde tahakkümünü artıracak ve mutlaka haksızlık yapacaktır. Çünkü bu insanın fıtrasıdır insanın doğasında vardır. O yüzden güç herhangi bir e, insana ait değildir. Yine popüler kültürden örneklerle yüzüklerin efendisinde Frodo yüzüğü taktığı zaman büyük bir güce erişiyordu. Evet. Ama aynı zamanda aklını da kaybediyordu, deliriyordu ve onu çıkarıyordu. Ve filmin bütün o hikayenin ana teması amaç şuydu: yüzük yok edilmeli. Kimsenin eline geçmemeli. İşte bu kuvvetin gücün Tanrıya ait olduğu. Bu, bakın, yani birçok bir insan e, şu ifadeyi kullanır ama anlamını bilmeden. La kuvvete illa billah. Bu bizim kültürümüzde de vardır. Tabi delirdiğimiz anda şöyle bir. Allah'tan başkasına ait değildir. Sadece Allah'a Tanrıya aittir güç ifadesi aslında o kadar derinlikli bir felsefeyi, bir siyaset felsefesini bir asırlar boyunca filozofların, e, siyaset bilimcilerin, sosyologların üzerine kafa patlattıkları sorunun cevabını verir aslında. Bu bizim karşımıza koyar. Yani neticede evet iki tane seçenek merkeziyetçilik ve merkeziyetsizlik. Dünya bunun üzerine kurulacak. İşte bütün bu yapılan o, bu süper terörizm operasyonları da algıları da bu saldırılar devam edeceğini öngördüğümüz, tahmin ettiğimiz şeyler de bunun üzerine gücün daha da merkezileştirilmesi tek dünya devletine, tek dünya hükümetine dünyanın evrilmesi için yapılıyor. Çünkü orada parayı ürettikleri zaman bütün dünyanın ortak para birimini üretirse birileri, şu an ajanda odur. Hı hı. O zaman yeni bir devlet kurmanıza gerek yok. Zaten otomatikman oluyorsunuz. Parayı üretiyorsanız bütün düş, Hayır. Dünya devleti, dünya hükümeti sizsiniz. Şimdi e, yavaş yavaş bir yandan seni dinliyorum sevgili Hamza bir yandan da sorulara bakıyorum. E, izleyicilerimizden gelen sorular başladı tabii hemen Aykut Doğan sormuş demiş ki e, günümüz modern dünyasının soğuk savaşı siber savaşlar mı olacak? Şayet böyleyse bireylere ve hükümetlere düşen sorumluluklar neler olabilir Demir? Bu aslında e, dikkate değer bir tespit. Evet, yani benim de başımda dikkat çekmeye çalıştığım, o yüzden soğuk savaş göndermesi yaptım, yeni bir tehdit unsuru olarak karşımızda bugünkü haliyle. Ama bunun evrildiği noktanın gerçek bir siber savaşa evrileceğini yönetenler ve yönetilenler arasında bir e, siber dünyadaki çarpışmanın çarpışmaya evrileceğini düşünüyorum. Çünkü yeni paradigma bunu gerektiriyor. Bu ee, çatışma yaşanacak. Ve her değişimde, her büyük değişimde mutlaka süreç sancılı olmuştur. Çünkü olması gerekir. Eğer sancılı olmasını gerektirecek bir durum yoksa bile o sancılı durum yaratılır. Milton Friedman ifadesiyle bu şok terapidir. Bir topluma şok uygulayarak terapi dediği yeni sistemi kabul ettirmenin bir de aynı zamanda yöntemidir. Evet, biz bunu e, görmeye doğru gidiyoruz. Yani şimdi konuyu da açarız ama içinde bulunduğumuz süreç 2020'den beri Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesinden beri gelen süreç ve doğurduğu sonuç doğurması istenen ve burada da başarılı olan şey aslında bu geçişin altyapısıydı. Hep söylüyorum ve her gün yani her gün derken her hafta veya hatta yani yayınlara her katıldığım yayınımda. ve yayın yaptığım <laughs> şeyde dikkat çekiyorum buna. Bazen de o günün güncel verilerini aktararak ve ben bugünün güncel verilerini de getirdim. Rakam vererek de söyleyeceğim. Dünya nüfusu 7.9 milyar insan yaşıyor dünyada. Vaka sayısı 185 milyon olarak tespit edilmiş. Tek başına bu 185 milyon diye aldığımız zaman büyük gibi görünebilir ama oranlamamız gerekiyor. Orandır burada esas olan. Dünya nüfusunu oranladığımız zaman bu son e, bir seneyi geçti işte iki seneye doğru gidiyor. İki e, iki sene olacak. Bu süre içerisinde bu vaka sayısı dünya nüfusunun toplam yüzde 2.3'üne tekabül ediyor. İsteyen herkes alsın kağıt kalemi not alabilir. 7.9 milyar insan nüfusu, 185 e, milyon vaka. Hesap makinesiyle bunu çok kolaylıkla hesap edebilir. On, peki o, bu vakalara tespit edilmiş herkese inanılmaz bir şekilde herkese testlerin yapıldığı. Eskiden böyle bir şey yoktu değil mi? Normal Yok, grip tabii. olduğumuz zaman test olmuyordu. Doktora bile gitmiyorduk o zaman. gideceksin. Yani bu testi yapmadan şu, hiçbir şey yapamazsın. Ne, mecbur bırakılarak bu kadar böyle bir test sayısı ve PCR döngü sayıları artırarak da böyle bir rakama ulaşılıyor. Ona rağmen 2.3 normalde gerçekten söylendiği gibi bir durum ortada olsaydı herhalde bu yüzde onların falan 20'lerin belki üzerinde olması gerekirdi. 2.3 peki bunun içerisindeki bu 185 milyon vakanın içerisindeki ölüm oran sayısı ne? 4 milyon yine hesap makinesine uyguladığımız zaman baktığımız zaman yüzde 2.1 yapıyor. Ölüm oranı. Ve dünya nüfusu içerisinde bunu oranladığımız zaman yüzde 0.04, binde 4 yapıyor. Binde 4 sadece. Peki bu ne demek? Bin kişide 4 kişinin ölmesi. Bu, bu ne kadar süre içerisinde olmuş? Bin kişide 4 kişi bir seneden daha uzun bir süre içerisinde olmuş. Ama ha, hatırlayacak mısın Ekin? Daha önce konuşmuştuk burada. Mortality rate denilen dünyada evet, yıllık ölüm oranı tespit edilmiş rakam 1000 kişi de 8 kişidir yıllık. Yani bir e, adaya git, 1000 kişinin yaşadığı bir adaya orada 1000 kişi yaşıyorsa bir sonrası bir sene sonra gittiğin zaman orada 8 kişi 8 ölmüştür. ölmüş oldu. Şimdi burada bir seneden daha fazla geçti. Diyelim ki biz bunu e, bir buçuk sene ka olarak kabul etsek, 12 diye olarak alsak bunu. Doğal süreç içerisinde normal şartlarda 12 kişinin, 1000 kişi içerisinde 12 kişinin öleceği bir ortamda kaçtı? Binde dört. Binde dört. Bir saniye ya o zaman bize söylenilen bu kadar abartıldığı ve bütün dünyanın kapatıldığı. Biz böyle bir şey duymamıştık. Ülke, dükkanların, şirketlerin kapatıldığını biliyoruz da ülkeleri kapatmak ne demek? Yani ilk duyduğumuz zaman da garip gelmemiş miydi? Bunun için miydi? Hayır bunun için değildi. Az önce konuştuğumuz şey için de para sisteminin bahsettiğimiz ve o zaman içerisinde 50 yıllık süreç içerisinde son kullanım tarihinin dolduğu ve yozlaştığı süreç içerisinde yeni bir sistemin ikame edilmesi gerektiği noktada yeni paradigmaya geçişte buna ihtiyaç vardı. Neden? Çünkü bütün altyapıyı bu sağladı. Nasıl sağladığını anlatacağım. Nasıl sağladı? Yeni getirilecek olan sistem ne? Dijital bir sistem değil mi? Blockchain. Kriptografik bir sistem. Evet kendi kurguladıkları protokollerini kendilerinin yazdığı bu merkezi sermaye elitlerinin bir blockchain, kriptografik bir sistem. Peki ne üzerinde çalışacak? Tabii ki yine dijital bir sistem üzerinde çalışacak. Ve bu dijital sistemi bütün dünya insanlarını entegre etmek mümkün olabilir mi normal şartlarda? Hayır. Hayır. Buna itirazlar olacak. Yani buna katılmak, dahil olmak istemeyenler olacak. Bir şey önerme getiriyorsunuz ve bütün dünya... Böyle bir şey mümkün değildi, imkansızdı. Ama şu anda imkanlı hale geldi. Nasıl mı? Herkes korku içerisinde kendilerine dayatılan bir e, bütün dünyada, bütün dünyada bir şey var. Nedir o? Aşı. Ve bunun bunun e, bir şeyi kaydı olarak, aşının kendisinden bahsetmiyorum. Kendisi hiç önemi yok burada. Onun kaydının yapıldığı Digital Green Certificate. Bak isim de veriyorum. Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin altına imza attığı protokol. Dijital ID'den bahsetmiyorsun bir değil digital mi? Dijital ID bu ha, aslında ID. işte. Aşı pasaportu dedikleri şey evet. dijital ID'dir. Ama aynı zamanda dijital bir para cüzdanıdır. Wallet olarak tanımlanıyor. Bununla ilgili deliller, belgeler var. Bunları defalarca gündeme getirdik, yayınladık. Daha önceki buradaki programlarda da konuştuk. Ve artık bunu ilk hatta bu geçen senenin başında bunu söylediğimiz zaman yani daha aşıların bile gündemde bile olmadığı, olmadı yani, yani. Ne aşı sen aşı karnesi bir dijital para. Ne diyorsun dedikleri yerden aşama aşama hepsi birer birer gerçek oldu mu? Oldu. oldu vallahi. Peki bundan sonrası ya olursa? insanlar kendilerine bunu sorsun. O kadar üstüne basa ya bu bütün dünyayı ilgilendiriyor. Bütün insanlığın kaderini ilgilendiriyor. Diyecekler ki sen sen niye bu kadar kafa yürü? E ben de bu dünyanın içerisinde yaşayan bir insanım. Bu dünya benim de evim. Bütün dünya insanlara uygulanacak olan ve şu anda hatta uygulanan e, birçok yaptırım. E benim de hayatımı etkiliyor. Tabii ki. Yani bu uygulamalara, sistemlere ben prensip olarak karşı çıktığım için yani birçok ee, şeye, metroya binemiyorum mesela. Yani toplu taşımaya binemiyorum. Mecburen trafik içerisinde saatlerimi geçirerek arabayla gitmek zorunda kalıyorum. Yani istersem yapamam tabii ki ben de gidip o sisteme uyarak Hı -hı. onun kurallarını kabul ederek dahil olabilirim ama yapmıyorum prensipler. Yani bu ama bunun bir sonraki aşamasında şu anda insanlar henüz bunu tam hayatlarında da farkında değil. Neden? Çünkü bu tam olarak daha uygulamaya geçmiş bir şey değil. Bunların altyapısı oluşturuluyor yavaş yavaş, kademe kademe. Bütün insanlar, bütün dünya uykudayken ve insanlar uyandıkları zaman iş işten geçmiş olacak. Tarihler de veriyoruz. Bir anda bir düzen içinde Tarihler üzerinden yani. de konuşuyoruz. 2023 ve 2030 arası altın vuruş, ajanda 2030. Yani bunun adı konulmuş. Ben koymadım bunu. Bunun adını Birleşmiş Milletler koydu. Tabii ki toplantıları yapıldı, maddeleri ortaya döküldü, hepsini konuştuk bunu kendi raporlarında hatta Birleşmiş Milletler'den alıntıyla istihbarat örgütlerinin raporlarında var. Açtık bu raporları burada bu dosyaların hepsini açtık tartıştık. Yani buna konspiratif bir şey olmanın ötesinde bir gerçeklik, bir realite. Yani dünya öyle bir yere çekiliyor ki bunun dijital altyapısı kurgulanıyor. Hatta bununla ilgili geçen daha dün değil evvelsi gün, iki gün önce bir tweet attım. Çok öz bir şekilde birkaç cümleyle bu burada bahsettiğim konuyu ifade ettim ve ardından birkaç saat geçmeden inanılmaz bir etkileşim yine al, almaya aldı ve Twitter hemen Twitter sildi. Yani siliyor, iyiydin. siliyor. Daha önce birçok kez videolarım silindi. Bunlardan bahsettiğim için. Bir de böyle bir inanılmaz sansür mekanizması var. Silindi. İşte bilmem kaç 12 saat Twitter'a giremezsin. Ee, şey ne retweetleyebilirsin ne beğenebilirsin ne takip edebilirsin. Ne, hiçbir şey yap etkileşim yapamazsın. Yani bakın arkadaşlar işte böyle bir şey yazdım. Bunu da böyle bir karşılık oldu. Haberiniz olsun da diyemezsin. Yani seni orada susturuyor. Pasifize seni. ediyor. Bu gerçekliğe dikkat çekiyoruz ama e, ama maalesef toplum içerisinde de medya içerisinde de Hatta isim de vereyim Cumhuriyet Gazetesi Bu şeyi haber yaptı benim bu Açıklamamı biraz da şey yapıyor Yani bu kadar böyle bir ortamda Beni çürütme, şey iddiayı çürütmek için Hiç problem değil Saygı duyarım kesinlikle istedikleri kadar sert bir şekilde de Karşı çıksınlar Hiç önemli değil ama yine de Teşekkür ediyorum Twitter'ın sildiği o şeyi Karşı çıktıkları kendilerine de Karşı çıktıkları farkında olmadan o bilginin mesajın yayılması Daha için fazla hizmet et, katkı sağlamış oldukları için kendilerine teşekkür ederim. Yani demek istediğim toplumun içerisinde de oluşturulmuş öyle bir bilinç var ki bunun içerisine hem medyadan hem akademiden maalesef tıp, tıpçılardan da çok böyle hı hı. E, insanlar çıkıyor, inanılmaz akıllanmaz şeyler söylüyor ve bunlar sizin onların hakkını da savununuz, onları da düşünerek ortaya koyduğunuz bir mücadele diyelim buna den dolayı size karşı size saldırgan bir tutum içerisinde tavır içerisinde de girebiliyor maalesef böyle ilerliyor süreç böyle ama bütün derdimiz niyetimiz bir gerçekliği ortaya koymak dünya bir yere doğru gidiyor bu süreçlerin başlamadan önce 2020 öncesinden de tarihler vererek hepsini aşama aşama bahsettiğimiz şeylerin hepsi şu anda yaşıyoruz ya o zaman insanlar da bir e, kendilerine sorsun. Ya beni, ben önemli değil. Benim ne dediğimi de a, kimse. Birinci el bilgi önemlidir. İkinci el değil. Bilginin de birinci el, ikinci eli vardır. İkinci el bilgiyi çöpe atın. Birinci el yani kaynağa gidin. Kimsenin söylediğine inanmasınlar. Ne bana inansınlar ne benim söylediğimin tersini söyleyin. Aksini iddia edene hiç kimseye inanmayın ya ben kimseye demiyorum bana ina, inan. Tam tersini söylüyorum bana inanmayın. Gidin Okuyun. Herkesin söylediğini kaynağa gidin doğrulayın. Birinci el bilgiye gidin. O bilgi artık sizindir. Ne benimdir ne başkasınındır ne başka bir söylüyorsa onundur. Kaynağa gidin sizin olsun o bilgi. Ve bunun üzerinden yargılamalarını yaparsa insanlar o zaman gerçeğe ulaşacaklar. Ve dünyanın gidişatının olduğu adını da Nathan Rothschild'in belki isim babası da diyebileceğimiz Global sosyalizm diye koydu, küresel sosyalizm hı hı. diye koydu. İşte nakitsiz toplumda bunun işin içerisinde e, gündeme gelen bazı projeler de var. Belki onlara da değiniriz bugün. Ortaya koyduğu o dünya içerisinde mülkiyet yok. Özel yani, mülkiyet reddediliyor. Bir örnek vermek istiyorum. E, bu mülkiyetsizleştirme çabasını biz çok konuştuk seninle burada. Evet. E, şimdi Elon Musk gayrimenkullerini satmış. Sonra da SpaceX tesisinin yakınında bir prefabrik eve yerleşmiş. Hayatını 38 metrekareye sığdırmış e, ve 50 bin dolar değer biçilen evi kiralamış. Evet, show must yani, go on. Show must show, go devam on devam 38 etmedi, metrekarede evet. yaşadığına inanacak mıyız biz bu adam e, bu kadar para şey için? Yani bu, bu tür bu... E, Elon Musk üzerinden örneğini e, açabileceğimiz, ama daha o kadar çok e, çeşitlendirebileceğimiz ve isimler sayabileceğimiz dünyanın e, büyük şirketlerinin küresel şirketlerin sahiplerinin Gates de bunlardan bir tanesi, hı hı. Bezos'u da katabilir. Daha birçok örneklerini verebiliriz. Şöyle bir akım var, mülkiyetsizleşme akımı. Ama inanırsan, yersen, diyorlar ki ben e, evimin sahibi olmayacağım, işte şu mülklerin bilmem olmayacak diyor mülkiyetsizleşmeye gidiyor sözde. Bunları, bunların e, mülkiyet haklarını devrediyor. Kime devrediyor? Vakıflara. Bu vakıflar kimin? Böyle Kendi, vakıflarına. Kendi vakıflarına. Yani dünyayla dalga geçmek, insanların aklıyla dalga geçmek aslında ama bunu yapıyorlar. İşte gidip Elon Musk'ın da bir prefabrik yapıya yerleşmesi artık o prefabrik yapının içerisinden içeri girip girdikten sonra belki de bir merdiven <laughs> tabii burada bir espri olarak, <laughs> latife <laughs> olarak söylüyorum merdivenle alt kata inip aşağıda eee oluşturulmuş Bevası bir hani <laughs> var tabii işin S1 tarafında e, yapabiliriz. Böyle bir gündem var. Çünkü ajanda bu mülkiyetsiz, özel mülkiyetin olmadığı Bakın ben bile böyle yaşıyorum. Hani bir bu kadar paraya dünya buraya... e, öyleyse bu mülkiyet hakları kimin elinde olacak? Önerdikleri gibi kiralanacaksa bütün dünya bunları kiralayacaksa o zaman bir kiracı varsa kiralayan vardır, bir mülkiyet sahibi vardır. Bu zaten bütün gerçeği ortaya koymuş oluyor. Bunda küresel şirketler olduğu anlaşılıyor. İşte böyle bir dünya. Yani şimdi hep şu soru geliyor. Haklı eleştiri geliyor. Kesinlikle haklı. Ya küresel sermaye sosyalizmle nasıl ilgisi var ya? Böyle bir tezat nasıl getirirler karşımıza koyarlar? Evet bu bir, gerçekten bir tezattır. Ama bildiğimiz manada bir sosyalizmden bahsedersek burada öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Burada bürokratik oligarşinin hegemonyasından bahsetmiyoruz. Şirket oligarşisinin hegemonyasından, yani kendi egemenliklerinden bahsediyoruz. Ve burada ortaya koydukları bu evrensel temel gelir dedikleri bütün herkese, bütün dünyaya <gülüyor> insanlara <gülüyor> bir para verelim. Bunlar <laughs> geçimlerini sağlasınlar, hayatta kalsınlar. Toplumsal neydi o temel gelir <laughs> miydi? Tabii tabii. Temel evrensel temel evrensel gelir. gelir, universal <laughs> basic income. Ya ne kadar da iyiymiş bunlar. <laughs> İnsanları ne kadar da düşünüyorlar. Soru diye dedirtiyor ama mesele o değil. <laughs> Yapay zekanın devreye girdiği ve üretim süreçlerinden insanın artık çekildiği. Çünkü hep insan öyle olmuştur. Üretim böyle, şudur. Bütün ideolojilerin de getirdiği şeydir o. Tanımdır. Üretim nasıl olacak? Bir iş gücü yani emek dediğimiz kavram. Bir de o emeği Ortaya koyduğun e, ham madde, bu ikisi bir araya geldiği zaman bir şey üretecek ya. Hı hı. Ama bunu yaparken o iş gücü dediğimiz, onu onu, onu oluşturan insan faktörü bir diyalittiğin içerisinde yer alıyor. Makine bir makine var ve o makineyi kullanan insan var. Endüstri devrimiyle bu evet. makineler bizim karşımıza çıktı ama öncesine de gidelim hiç fark etmez. Daha önce de toprak vardı. Toprak, insan değişti. Makine, insan. Ama o diyalektiğin bir tarafında hep insan vardı. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman o Endüstri 4.0 diye tanımlanan yapay zekanın devreye girdiği ve artık makinelerin yine varlığını sürdürdüğü ama insan faktörünün devreden çıkarak yapay zekanın devreye girdiği ve o üretim süreci içerisinde insanın artık rolünün değiştiği, üretimin bir parçası değil, Üretimin bir sonucu, bir ürüne dönüştü. Yani kendisine gerek kalmayan bir yere doğru evrildiği noktada, bak ütopik bir şeyden bahsetmiyorum, bizi izleyenler açsınlar. Mesela örnek, şeyin ismini vereyim mi? Bir internet sitesinin, Bezos'un meşhur perakendisi, sıkıntı olur mu? Yok, Amazon. söyleyebiliriz tamam. Amazon'un lojistik merkezinin nasıl işlediğini videosuna bir baksınlar insan yok. Robotlar vızır Aha. vızır 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 yüzlerce paketleri alıyor götürüyor. Yani Her şey bu, robotlar. bu şu an hayatımızda bu gerçek. Bu bir gerçeklik. Bu, bu yıllar sonra yaşanacak bir şeyden bahsetmiyor. Başladı zaten böyle Biz Yine de Şimdi vermeyeyim. böyle bir yerde tamam. <laughs> vermeyelim o zaman. Bezos bezo'sun, bezos'un meşhur, şirketi, meşhur diyelim. şirketi diyelim. Şimdi artık insan bir üretimin unsuru olmaktan o faktör olmaktan çıkıyor ve bir ürün haline dönüşüyorsa ürün neden diye tanımlıyoruz ürün diye. E, ne, eşya'nın interneti, Internet of Things denilen hmm. kavram var ya. Yani ne demek o eşyanın interneti? Cep telefonu içerisinde akıllı her şey akıllı akıllı televizyon, akıllı çamaşır makinesi, akıllı elektrik süpürgesi, akıllı Çay makinesi. Artık ben akıllı kazaklara kadar falan gelecek Basıyorum, yani. yapay zeka. E, yarım saat sonra evdeyim. Çay hazır olsun. Makine hazırlıyor. Yani eşyanın interneti bütün eşyanın birbirine, birbirine bağlı olan olur. iletişimini sağlayan o network'e dahil olması. Ama o Networkün içerisinde insanın da Elon Musk'ın Neuralink olarak bize önerdiği hmm. insan beynine takılan çiple çiçeğini yaptılar simülasyonunu. Domuz üzerinde bütün dünyaya canlı yayında yaptılar, çalıştırdılar. Şeyin amacı, projenin amacı şirketin Neuralink'in e, insanın e, beyninde o çipin takılması buna Brain Computer Interface yani beyin bilgisayar arayüzü deniyor. Yani ama Biz o zaman gibi de bütün beyinleri yönetebiliyor, hackleyebiliyor, her şeyi yapabiliyor. Tabii şimdi o boy, tartışma, boyutu tartışma açılıyor. Ama bilgisayara ihtiyaç kalmadan biz o çip sayesinde beynimizle Direkt olarak internete bağlanabileceğimiz, eşyalarımızla iletişim kurabileceğimiz, kend, insanların da tabii kendi aralarında iletişim kurabileceği bir yere doğru e, evrilecek bir gündemi koyuyor bu şirket. Dorling şirketi bir ajandayı ortaya koyuyor. İş süper güçlere doğru gidiyor mesela zihin ve, okuyabilme falan e, Tabii işin bir boyutu o zaten. Ve bu olurken işte insanı da o eşyanın bir parçası haline getiriyor. İnsan olmaktan çıkartıyor. Ama böyle olduğu zaman işte insan bir potansiyel tehdit haline geliyor. Kimler açısından? Sistemin yöneticileri, sistemi kurgulayanlar ve gücü elinde bulunduran o elit tarafından. Neden? Çünkü işsiz kalan, üretimin dışına itilen, devre dışı kalan o insan bir saniye diyor. Benim de ihtiyaçlarım var, benim de yaşamam gerekiyor. Ve bu ihtiyaçları, temel ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman ve aç kitleler oluşturduğu zaman Sonuç ne oluyor? Tarihin bize verdiği bir cevap var bununla ilgili. Ayaklanma devrimler var, oluyor. Devrimler. Ayaklanmalar oluyor, devrimler oluyor. Öyleyse bunların yapım nasıl bunları e, sessiz bir şekilde tutacağız? Sadece karınları doysun yeter. Öyleyse evrensel temel gelirin ortaya çıkması zaten budur. Hı hı. Ve bunu yaparlarken de insanlara diyor ya işte ya versinler ne güzel. Ya neyi veriyor? Zaten senin olan bir şey bu. Senin senden aldığını sana bir kısmını aslında. veriyor. Sen bu sisteme karşı çıkarsan senin o sadakaya ihtiyacın olmayacak. Yani yine Hugo'dan, Victor Hugo'dan bir alıntıyla söyleyelim. Diyor ya siz e, e, yardım edilmiş fakirler istiyorsunuz ama biz yardım edilmesine ihtiyaç, biz fakirliğin ortadan kalkmasını evet. istiyoruz diyor. O da böyle bir şekilde farklı bir diyalektiği koyuyor ortaya. İşte bunların getirdiği biz sadaka verelim. Fakirleri Bunları bu susunlar. şekilde ya fakirliği ortada kalkması mümkün. Bunun altyapısı, bütün bu imkanlar dünyada bu kaynaklar mevcut. Şu anda bunlar istense bu kolektif bilinç oluşturulsa, bu konsensüs sağlansa bütün dünya bir cennete dönüşür. Yani bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu mutlaka ol, olacak bir şey. Altyapı var, kaynaklar var çünkü. Bütün dünyaya yetecek şekilde. Ama bunların ne şekilde kurgulandığı, doğru kurgulanmadığı için bütün dünya bu halde ve tarih boyunca bütün ideolojiler, istisnasız bütün ideolojiler bu soruna bir çözüm üretmek için ortaya çıkmıştır. <laughs> Kaynakların nasıl kullanılacağı o pastanın dilimlerinin nasıl kesileceği diyorum ya ben hep. Evet. İşte üretim pastasının o dilimleri kim kesiyorsa kimin ne kadar dilim alacağını sayısını kalınlığını belirleyen bu bütün ideolojiler bunu bunu getirmiştir. Yani işte e, Marx'ın getirdiği öneride o bürokrasiye verdiği o komünün hakkında kaderiyle ilgili kararları o yetkiyi verdiği aynısının kapitalizmde görüyoruz. Arada aslında hiçbir fark yok. Yani birisi diğerinin birisi özel sektör, hı hı. sermaye versiyonu, diğeri kamusal versiyonu. Yani özel ve kamu olarak değişiyor. İkisi birbirinin arasında aslında hiçbir fark yok. Kapitalizm mesela e, komünizm arasında ve serbest piyasa olmuş olsaydı eğer dünyada bir serbest piyasadan bahsedebiliyor olsaydık kapital modelleri yine dünya için çok büyük bir refah sağlanacağı bir dünya yine inşa edilirdi. Ha belki cennet olmazdı ama çok daha iyisi olurdu. O yüzden zaten e, Sovyetler'in yıkılışından sonra Fukuyama demişti ki çıkıp artık demişti. Son insan tarihin sonu ve son insan teziyle bunu söylemişti. Ama yanıldı. Onun aksisini antitezini getiren Huntington doğru çıktı. Fukuyama şunu söylüyordu. Artık soğuk savaş bitti. E, silahlanmaya e, harcanacak kaynaklar. Çünkü bütün kaynaklar buraya akıyordu bu e, elit, bu güç merkezlerine akıyordu bu yapılar tarafından. Artık bu para insanların refah işe kullanılabilir. Ne kadar iyimser bir şey ortaya koymuştu. Ve bütün dünya da bir refah dünyası bir, bir çağ başlıyor olabilir Çok iyi yetliymiş. diyerek tabii o da tarihin sonuna son insana onu evirerek yoruyordu. Ama öyle olmadı işte. Huntington doğru çıktı. Medeniyetler çatışması tezi. Ne o, o 91'den 90, sonra 90'lı yıllar 93'te olması lazım. O makalesini yazıp daha sonra kitap olarak 93-94 o yıllarda çıktığı o tez 2001 yılında 11 Eylül saldırılarıyla doğrulandı. Bu, bu şu da vardır. yani Amerikan doktrinler e, dış politikasında mutlaka o altyapı oluşturur. Yani bir politika var ama onun bir doktrin altyapısı önceden mutlaka yazılır. E zaten bu bahsettiğimiz kişilerin bu entelejansiye içerisinde yer alan kişilerin de ee, geçmişlerine ve bağlantılarına baktığımız zaman yine gider e, Amerikan derin devleti gibi bilinse de aslında ulusüstü bir derin yapıya bir shadow government, küresel hükümetin içerisinden e, temas mı diyelim bağları diyelim, bağı olan ve hatta sadece bir, e, sosyal ilişkiler bakımından bir bağdan bahsetmiyorum. Genetik bir bağdan bir e, silsileden bir soydan olarak da baktığınız zaman bir şey karşımıza çıkar. Realite görürüz. Yani burada bir din ismini şeyi olarak telaffuz etmek iste çok biraz imtina ediyorum, çekiniyorum. Böyle bir antisemitizm hı hı. gibi algılanabiliyor bazı şeyler ama e, ama böyle bir de gerçek var. Yani bu bu, bu realiteyi de reddedemeyiz. Burada bir siyonizm kavramı aslında karşımıza çıkıyor. Burada bir İbrani geleneğinden falan aslında bahsetmiyorum. Bu İbrani geleneğinde içinde bile İsrail'e gidip baktığınız zaman bile bu Siyonizme karşı çıkan Ortodoks Yahudi'leri görürsünüz ve bu Yahudi'ler çocuklarını askere göndermiyorlar, karşı çıkıyorlar ve o kadar da katı kuralları var ki yani ordu bunlara karşı üstlerine bile gitmiyor. Ama yine aynı ordu diasporadaki Yahudi'leri bile getirip kendi ülkesinde askerlik yaptırıyor. Ya ama kendi içerisinde de böyle bir sert muhalefet, e, böyle bir yapı var karşımızda. Şimdi bu bunu oluşturan e, insanlar yine tarihsel olarak gidip baktığımız zaman birbiriyle akrabalık ilişkileri olan yani bu dünyayı yöneten diye söylenen bu kişiler, bu ailelere baktığımız zaman hepsinde bir soy bağı, bir genetik bağ olarak da karşımıza çıkıyor. İşte bunların e, önerdiği, fikirleri yazdığı, e, bu doktrinize ettiği altyapısını kurduğu şey üzerinde sistemler üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ve biraz daha da geride görünen o üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak tanıdığımız e, Birleşik Krallık İngiltere veyahut da diyelim ona bunların e, devreye girmesiyle ve dünya üzerindeki politikaları şekillendirmesiyle aslında oluyor ama ikisinin üstüne de gidip baktığımız zaman yani tek bir yapı var ama yine de diyalektiği oluşturuyor yani bir tarafa NATO'yu koyup, diğer karşısına da Varşova Paktı'nı koyup bunları çatıştırabiliyor. Doğuyu, batıyı veyahut da diyelim bugüne geldiğimiz zaman Soğuk Savaş bitti ama bunları çatıştırabiliyor. Mutlaka bir çatışma olması gerek. Mutlaka bir tez ve bir antitez olması gerek. Bunlar oluşturuluyor. Mutlaka bir tehdit unsuru olması gerek. Bu insanları, kitleleri, toplumları yönetmenin olmazsa olmazıdır. Bunu, bunun e, altyapısıdır ve bunlar uygulanıyor. Bunlar kurgulanıyor. Biz de bu oluşturulmuş sahnede e, birer figüren gibi dünya insanları olarak kendimize biçilen rolleri oynuyoruz. Shakespeare'in dediği gibi diyor ya e, bütün dünya bir sahnedir. Ve bütün insanlar da birer oyuncu. oyuncu. Ve bu oyun içerisine giriyoruz, çıkıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz. İşte hayatın ve ölüm döngüsünden bahsediyor. Ama Gerçek bizi özgür kılar. Şimdi e, çok fazla tabii ki altın, gümüş ve kripto soruluyor. Birazdan onları konuşmaya başlayacağız. Sorularınızı da soracağım. E, şöyle bir bir de şunu soruyorlar. Kitabı ne zaman çıkıyor diyorlar Hamza. Onu da mutlaka. Tamam. Kitapta matbaaya gitti. E, bu hafta mı zannediyorum yayıncımla konuştum. Bana şey dedi bu, dağıtımın yapıl bu hafta yapılıyor olduğunu söyledi. zannediyorum bu hafta. Yani bir hafta içerisinde diyelim biz onu hani bir şey olarak o dağıtım alacağı zamanı hesap ederek kitabın ismini son günah koyduk. Onun ismi o da şuradan geliyor. İnsanoğlunun cennetten kovuluşu ilk günahın işlenmesiydi ya ama evet. o ilk günah neydi? Herkesin kafasında oluşan o sembolik anlatım ve bu, o sembolik anlatımın daha doğrusu somutlaştırılmış hali miydi? Gerçekten öyle bir meyveyi yemek miydi? Yoksa orada başka bir metafor mu vardı? Bir Başka bir gerçeklik mi vardı? İnsana şeytanın bir vaadi vardı. Onun cennetten kovulması için. Cennetteki bir insana ne vaat edebilir ne ki vaat herhangi bir kişi şeytan? Hiçbir şey vaat edemez normalde. Çünkü her şeye sahiptir cennette bir insan. İstediği her şeye sahiptir. Tek bir şey hariç. Çünkü cennet Tanrı'nın krallığıdır. Ve insana vaat edilebilecek oradaki tek şey insanın krallığıdır. Tanrıyı hmm. bırak. insan, tan, Yani insana tanrılık vaadidir. Ve bu gerçektir. Yani hem Tevrat'a baktığımız zaman da bunun karşılığını görürüz. Kur'an'a baktığımız zaman da bunun karşılığını görürüz. Mülk teklif etmiştir. Mülk demek krallık demektir Arapça'da. Hmm. Yani Bunu şeyden de getirebilirim. Mülkün Tevrat'tan, İncil'den anlam. de örneklerini getirebilirim ama özellikle Kur'an'dan getiriyorum. Çünkü biz izleyen insanlar bu toplum Müslüman bir toplum. <laughs> Melik... Kral demektir, mülk krallık demektir veya devlet demektir. Kur'an'daki bütün ayetlerde mülk kelimesinin geçtiği ayetlerde devlet anlamında, krallık anlamında kullanılmıştır. Ama sadece Tanrı'ya ait olan bir krallık. Sadece Tanrı'nın krallığı. Elmeliktir, mülkünde ortağı yoktur çünkü. Ama Türkçe'ye geçerken mülk mal anlamında hmm. geçmiş halbuki değil yani. Oradaki kullanım farklı. Biz mülk deyince bir şeyin, bir sahip bir şeyin olduğunu, bir sahibi olduğumuz bir şey değil bir ev, yani. O falan. başka bir şey. Ve bu mülkü tabii burada ikiye ayır, ayırabiliriz yani bu tartışma açtığımız zaman özel mülkiyet ve genel mülkiyet. Özel mülkiyet her insanın hakkı olan bir şeydir. Sahipliğin olduğu bir şeydir. Ama genel mülkiyet dediğimiz şey bu programın başından beri tartıştığımız işte şey budur bu. Bu hiçbir insana ait değildir. Bu işte güç diye tanımladığımız şey de burada bu krallığı oluşturan Tanrı'ya aittir. İşte şeytan insana bunu teklif etmişti, gücü teklif etmişti krallığı teklif etmişti. Tanrı olmayı teklif etmişti. İlk günah buydu. Cennetten kovulmuştu insan oldu. Yoksa gidip de elma yedikleri için değil herhalde. Şimdi son günah derken burada münferit günahlardan değil, insanlığın işleyeceği son günaha bir gönderme yaparak kitaba bu ismi hmm. verdik. Çünkü insanlık öyle bir eşikte duruyor ki, işte az önceki kırmızı mavi yap metaforuyla anlatmaya çalıştığımız, dikkat çekmeye çalıştığımız konu oydu. O Yeni paradigmada üretimin modeli değişirken ve insanın oradaki rolü değişirken onu tam bir ürüne yani üretici üreten vasfını alıp bir mala dönüştürürken insana vaat edilen şey aslında tanrılıktır. Bunu da nasıl koyuyor? Adını koymuşlar Homodeus. Bununla Homo bir kitabı yazıldı yani. Tan insan tanrı diyor transhumanizmle. Yani diyor ki sen bu sisteme gel diyor, gir bunun içerisine bu yeni modelimize, küresel sosyalizme, bu dijitalizme. Gel dahil ol. Hiçbir şey yapmana gerek yok artık sen tanrı olacaksın. Senin için her şeyi sağlayacağız. Düşünerek internete bağlanabileceksin. E, olağanüstü bize masallarda anlatılan her şeyi kendini yapabileceksin. Ve transhumanizmle birlikte öyle bir şey olacak ki tanrı olacaksın diyor sistem. Yine yani şeytanın yine insanoğluna tıpkı o ilk günahta olduğu gibi cennetten kov, kovdurduğu gibi bir tanrı olmayı teklif ediyor. İşte o yüzden dedi ki yani son günah benzetmesi de onu tekrar yaşıyoruz o süreci insanoğlu olarak. O zaman cennetten kovulmuştuk. Bu sefer dünyadan kovulursak nereye gideceğiz? Evet nereye gideceğiz? Mars'ı planlıyorlar <laughs> işte. Onun için işte. Mi kolonize ediyorlar, ne <gülüyor> yapıyorlar? <gülüyor> ben bir yandan seni dinliyorum, bir yandan sorulara bakıyorum. Evet. Ee, mesela Seda Hanım demiş ki mülkiyetsizleştirme olacaksa 10 yıl vadeyle kredi kullanıp konuk da almak istiyorduk yapmayalım mı almayalım mı diyor. Şimdi e, hakikaten... Şimdi bu ajanda bugün, bugün şu anda hala uzak gibi görünüyor ama ya bu benim yorumum değil bunu yazıyorlar kendi raporlarında açık açık var bunun bitmiş olacağı tarih 2030 koymuşlar ya tarih veriyorlar. Mülkiyetsizleşmenin tamamlanacağı tarih. Bu nasıl olacak? dijitalizm, dijital kimlik ve dijital paraya geçişle olacak. Hı hı. E, bunun altyapısı da şu an hazırlanıyor. Şu an görüyoruz bütün dünyadaki e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, dayattığı ve ülkelerin de ke, bunu kabul edip uygula, uyguladığı bu dayatmaları. E, şu an bu altyapısı hazırlanıyor. Tıpkı bir hayvan sürüsündeki gibi damgalanmış e, koyunlar gibi şu anda insanlara e, dijital olarak damgalanıyor ve o süreç başladığı zaman şu söylenecek. Çünkü nakit kullanımı reddediliyor. Nakit ortadan kaldırdıktan sonra bu sayıya yani Deccal'ın sayısına sahip olmayan hiç kimse ne bir şey satabilecek ne de bir şey satın alabilecek. Sistemin dışındasın diyor. Fişini çektim diyor. Bu sa sayı bu dijitali dijital kimlik işte digital hmm. ID ve digital wallet hepsinin algoritması hazır. Amerika'daki uygulaması MIT'de yazıldı. Kendileri bunu açıkladılar. Avrupa Birliği'nde az önce söylediğim digital green sertifikatı protokol olarak altına imza attılar. Ana hatları genel çerçevesiyle şimdi onun nasıl işleyeceği üzerine çalışılacak. Dünyanın her yerinden örnekleri var bunun. Ve gümbür gümbür geliyor bir şey. Evet. Ama evet. İyi. Yine bir seyirci soru sormak istiyorum. <laughs> Çok eğlenceli bir Nick Cavit 19, <laughs> Covid-19 herhalde evet, ithafen. Evet, evet. Diyor ki neden bu nüfusu indirmek istiyorlar tek dünya devletinde? Ee, bir soru daha var. Birbiri, çünkü bağlantılı aslında. Ayça Hanım demiş ki benim anlayamadığım insanın dünyanın kaderini değiştirenler nerede tamam diyecekler? Yani bu bir doyumsuzluk mu? Sadece tek bir amaç uğruna mı insanlığı harcıyorlar e, diye sormuş hani amaç tanrılaştırma bize bu diye soruyu ben soran ekleyeyim. izleyicimiz eğer İstanbul'da oturuyorsa İstanbul trafiğine çıktığı zaman arabayla çıktığı zaman e, aslında birazcık düşünse herkes bu veya örnek yani biraz da Hı -hı. bir espri olarak latif olarak da söylüyorum. Bu soruya hemen kafasında bir şimşek çakar çıkabilir. Ya niye bu kadar çok insan var? diyebilir. Bu ne kalabalık ya? diye. Neden bu kadar kalabalık? E neden? Çünkü bu insanlara ihtiyaç var. Şu anda bütün bu insanlar üretim süreçlerinin bir parçası olarak e, hayatın içerisinde rollerini sürdürüyorlar. Ama bu sistemi kurgulayanlar açısından yarının dünyasında işte bu Endüstri 4.0 olarak konuştuğumuz yapay zekanın sistemlere daha fazla dahil olduğu ve daha az sayıda insana ihtiyaç olduğu bir dünyada ve büyük bir kitlenin de kendi işte sözde kendi verdikleri evrensel temel gelirle hayatını idame ettirdiği sırf kendilerinin başına bela açmasın diye bir tehdit olmasın diye o kitle yani niye var olmasın bunlar demez Direksiz mi görüyorlar. demez mi bu tabii. tabii ki bunu diyecek yaşayan tabiatı bunu gerektiriyor biz insanlar olarak da zaten bunu bizim bir alt türümüz alt türlerimiz olan hayvanlar için zaten demiyor muyuz bugün dünyada yaşayan at sayısıyla yani at nüfusuyla 100 yıl önceki at nüfusunu karşılaştırdığımızda aynı sayı değil. olabilir mi? Hayatımızın içindeydi. Biz onları kullanıyorduk 100 yıl önce. Çok daha fazla kullanıyorduk. Şimdi sadece hobi amaçlı. İhtiyacımız kalmadı. Sayıları da azaldı. Yani sistemin kurgulayıcıları açısından karşısındaki canlının insan mı veya hayvan mı olduğunun önemi yok. Bir canlı var. O sadece yani gerekli mi gereksiz mi bütün bu ona bakıyor. Yani bu insan ilişkilerinde de böyledir. İnsanın hayvanlarla olan ilişkilerinde de böyledir. İnsanın makineyle olan ilişkilerinde de böyledir. Köle ve efendi ilişkisi üzerine kurulur. Bütün sosyal yaşam. Yani fayda elde etme. Dünyada insan her şeyi bir fayda elde etmek için yapar. Bunu bilmeden de yapıyor olsa yine bunu fayda elde etmek için yapar. Bir insana bir iyilik yapıyorsa bunu da fayda elde etmiyorum diye düşünmesin. Ediyor, emin olsun ediyor. Psikolojik tatmin her zaman bir faydadır. Oradaki işleyen e, psikolojik süreçler de e, kimyasal reaksiyonlarla işte ortaya çıkan mutluluk hormonu endorfin, dopamin vesaire bütün bunlar için yani hep işleyen bir fayda mekanizması vardır ve insan ilişkileri de bunun üzerine kurulur. İşte o açıdan baktığımız zaman yani insanların işte tarlalarda işte ulaşımda birçok yerde hayvanları nasıl kullanmışsa bu ilişki üzerine oturmuşsa bu da bunun gibidir. O yüzden e, bu politikanın adı da koyulmuştur. Bu doktorize edilmiştir. Yani 18. yüzyıla gittiğimiz zaman e, meşhur iktisatçı Malthus'un e, aritmetiğini de yazdığı bir politikadır. Öjeni. Öjeniktir yani bu. İnsan nüfusunun azaltılması gerektiğini savunan bir anlayıştır. Ve bugün hakim olan da bir anlayıştır bu anlamda baktığımız zaman. Maltus der ki, yani bize bugün çok garip de gelebilir ama bunu açık 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 şöyle der. Kamu yardımlarına, devletin fakirleri doyurmasına karşı çıkar. Yani mantıksız, saçma sapan bir şey ama karşı çıkar ve bunu da şöyle açıklar. Der ki bunlar ölsün der toplum daha da ilerler diyor zayıf bireyler ölsün gitsin bu Darwinist herhalde. ideolojidir çünkü Darwin'in getirdiği yaklaşımda ortaya koyduğu e, modelde şu vardır doğal seleksiyon diye bir şey koyar bu, Hı -hı. bu doğal içerisinde zaten var olan bir şeydir evrimi açıklamak için koyar aslında evrimi açıklamaz tam tersine çürütebilir de yani onun nereden da bağlı der ki doğal seleksiyonda yani doğal seçilimde bir sürüdeki bireyler zayıf olanlar Elenir, doğal elenme, doğal seçilim en dediği şey o, odur yani doğa, natural selection. Vahşi hayvan geldiği zaman aslanlar, ka, kaplan, işte, jaguar, leopar neyse saldırdığı zaman işte bir şey. O sürü içerisindeki en zayıf birey, hasta birey, zayıf olan, yaralı olan, şu olan, bu olan onu yakalar, onu yer. Böylece o hastalıklı olan şu e, zayıf bireyler elenmiş olur. Geriye genetik olarak... Ee, daha güçlü mi? bir şey kısım kalır ve bunlar varlığını o türün varlığını devam ettirirken aynı zamanda geliştirir de işte bunu evrime yorumlamış falanmış bilanam ama şeyin getirdiği e, Malthus'un da Darwin'den alarak getirdiği o doğal seleksiyonu insan hayatına uyguladığı zaman der ki ya fakirler ölsün der ya bunlar toplumun zayıf bireyleri Toplum daha da güçlenerek şey gelsin. Yani ve bu politikanın adı da öjenedir. Ve bunu da şuradan yola çıkarak söyler ki kim e, buna da deli demesinler diye. Der ki bir hesap yapar, bir matematiksel hesap yapar. Malthus aritmetiği denir buna. İnsan nüfusu artıyor. Evet. Buğday üretimi de, tarımsal üretim de artıyor. Ama bu ikisini birbirine oranladığımız zaman bunların artış hızı aynı değil. İnsan nüfusu daha da artıyor. O zaman bunun doğuracağı matematik sonuç, mutlak sonuç şudur diyor. Bir gün gelecek ki dünyada diyor. Bunun hesabı önemli değil ne kadar zaman oldu. Bir gün olacak diyor. Dünyanın doğal kaynakları, gıda kaynakları insanlara yetmeyecek. İnsanların sayısı çok fazla olduğu için e, o zaman bu aç olan insanlar ne yapacak? Birbirlerini yiyecek. Yani savaşacaklar. Ve öyle bir yer gelecek ki açlık savaşları başlayacak ve insanlar birbirini yok edecek diyor. Hatta Dembra'nın Inferno kitabının kurgusunun temel şeyi buydu. Öjenik politikası üzerine kurmuştu ve bunu öyle de bir anlattırıyordu ki kötü adamı kahraman gibi gösteriyordu kitabında. Hatta filmine de bu biraz yansımıştı. Yani kitap çok daha detaylıydı. Filmde oradaki şeyi alamıyoruz. Kitabı okuduğun zaman diyorsun ki yani aklını oraya teslim birçok kişi teslim ederek okuyabilir yani onu. Ya bu adam haklı ya o kötü adam var ya bütün dünyayı yok etmek <laughs> istiyor. Bir virüsle bütün dünyayı yok etmek istiyor. O virüsü de İstanbul'a getiriyor. İstanbul'dan say şey yapıyordu. Yerel vatan sarnıcından evet. yayacaktı yayacak diye dünyaya. Ya aslında bu adam kahraman ya katil matil değil dedirtecek. İyilik yapıyor Öyle şeyler getiriyordu işte bu örneklerle şeyi de getiriyordu. Diyordu ki o kötü adam dünya diyor senin elinde diyor bir şey var bir tane düğme var diyor. Düğmeye basarsan bir milyon kişi ölecek. Şimdi basarsan bir milyon kişi ölecek ama basmazsan bir yıl sonra 1 milyar kişi ölecek Hadi Ne buyur. yaparsın yani öyle bir yerden yakalıyor ki o Nasıl yüzden diyor işte bu ÖJEN'i, işte ötemenli buradan alıyor ve şu anda bunun propagandasıdır işte bu infernoların çekilmesi bu kitapların yazılması Ondan sonra e, bu bu hanedanların mensuplarının ortaya çıkarıp Dünya nüfusunu azaltmamız gerekiyor diye açık açık utanmadan bunu söyleyebiliyor yani. olmalarını, cesaretini şeyini veren bu fikirsel altyapısı oluşturmuş öjeni e, düşüncesidir. Bunu ortaya koyuyor ve işte o evrensel temel gelirle belli bir süre kontrol altında tutan kendi açılarından güvenliklerini sağlamak için o kitle devam ederken iyi de ne kadar devam etsin diyor diyecek bunu. E, diyorlar yani işte orada öjeni politikaları devreye giriyor. Onların nasıl uygulanacağı, ne şekilde bu insanların elimine edileceği, yok edilmesi istendiği ayrı bir tartışma konusudur. Bilmiyorum. Bilemeyiz, göreceğiz yani bunu. Bu Bunlar yavaş yavaş gündeme gelecek. Ama yine bunun geleceğini de, yani mesela bu göç hareketlerinden bahset, bundan konuşmuştuk. Bir milyar insanın, bir kitlenin mobilizasyonundan, bir mülteci hareketinden. Devasa yani filmlerde bile göremeyeceğimiz devasa bir e, kitlesel hareketin kavimler göçünde görmedik yani biz böyle bir şeyi. <laughs> e, bizim önümüzdeki önümüzdeki 10 yıl içerisindeki 10 yıllık süreçte böyle şeyin olacağını e, yine bu küresel kuruluşların biz raporlarında görüyoruz. Ve 1 yani milyar insanın yer değiştirecek diyordu, bir değil mi? diyor. 1 milyar yani diyor. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Ne olacak? Yani, kavimler göçü gibi yani, bir düşündü işte. Hep söylüyorum yani biraz daha e, otursun insanların hakkında diye. Türkiye'nin nüfusu aşağı yukarı 80 82 milyon civarında. Yani 11 12 tane çarp yani çarpın Türkiye nüfusu yani. Dünya nüfusu 7.9 milyar. Çok büyük bir rakam yani. Bunu yazdılar. Dünya Ekonomik Forumu bile bunu yazdı koydu. Rand Corporation raporunda da var. Eee Global Trend'de var. Rakam vermedi bu böyle bir şey olarak ama aynı bu tüm bu şeylerin e, raporlardaki şeyleri verileri doğruladı. İşte orada Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi, SDG programının devreye girmesi Dijital ID'lerin ve dijital finansal erişimin mutlaka 2030'a kadar sağlanması ve bu bu mülteci krizinin de bu şekilde çözülmesi gerektiğini yazdı. Amerikan İstihbarat Örgütleri Birliği'nin raporunda bunlar yazıldı. Ya bunlar boşuna yazılmıyor. Boşuna yani. yazılmıyor. Bunlar konsp konspiratif bir şeyden bahsetmiyoruz. Bütüver. Yani zaten e, öyle bile diye düşünenler sonradan ortaya çıktığında Aa, bu da oldu deyip şaşırıyorlar. Şimdi saate de bakıyorum bir yandan çünkü kripto paraları konuşmazsak e, olmaz. Çok soru var. E, kripto paralarla birlikte altın ve özellikle gümüş bizi ne zaman güldürecek diye soranlar var. Samet Bey sormuş. E, şimdi ilk önce kripto paralarla başlayalım. Böyle bir durgunluk var. Ee, birazcık da şey var. Bu fırtına var. öncesi sessizlik. Heh, ben söyledim. işte şimdi ağustos gibi çok enteresan şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ne gibi? Şimdi o, o bu soruya en son soruyu soran Samet Bey'in e, cümlesinden girerek ne zaman bir güldürecek? Cevap <laughs> şimdi bu soru sorulurken bizi ne zaman güldürecek diyor ya. Biz derken kim? Şimdi orada gruplar oluşuyor. Ben neye göre onu gruplandırıyorum? Hangi zamanda o varlığa, o yatırıma geçiş yaptığına bağlı olarak. Hmm. Mesela yani o gümüşten örnek vermişti Samet Bey ama gümüşün onsunun 12 dolar al, o olduğu esnada girenler şu anda çok mutlu. Şu anda, şu anda 27 dolarlar civarında seyrediyor. Bu bahsettiğim de çok eski bir şeyden bahsetmiyorum. Bir sene öncesinden bahsediyorum. 12 dolardan şu anda 27-22 e, tür canım. dolarlar civarında. En son güncel rakama bakmadım ama o civarlarda seyrediyor. Ama e, 30 üzülüyor. dolardan giren Heh. yani o 29 dolarlara falan bir geçen sene o şeyde zirveleri yapıp indi. Ama hala tarihi zirveler yok. Ta 2000 şey 1980 yılındaki zirvesi 50 dolara daha yaklaşmış bile değil. Hem de 1980'deki zirveydi. Eğer o zirve bugün olursa 50 değil de onun yana birkaç sıfır kaç sıfır eklememiz lazım mı sormamız gereken bir dönemdeyiz. Şimdi öyle bir yerdeyiz. Şimdi böyle olunca para arzının da bu kadar artırıldığı, bu kredi balonlarının şişirildiği işte devasa balonların oluşturulduğu bir ortamda varlık e, enflasyonunun ortaya çıktığı e, ama bunu e, menkul kıymetlerde gördüğümüz ve oraları şişirdiği bir ortamda oralardan gelecek olan bir Panik halinde bir dalgalanmada işte bunu mesela bunun belir, birçok belirleyici faktörü var. işte faizlerin Amerika'da hem tahvil faizlerinin hem de efektif fonlama faizlerinin daha birçok başka mekanizmalarının da belirleyici olduğu o para akışının ne tarafa doğru yani böyle su akar ya hı hı. yol açarsın oraya gider buraya gider. Yani suyun akışını durdurmak mümkün değildir ama hani ne tarafa gideceğine bir kanal açabiliriz. Su akar işte O kanallar oluşturanlar faizlerimiz şeydir tabii o faktörler var oradaki o şişmiş yapıdan e, kripto varlıklara altına ve gümüşe geçeceği buraya geçtiği anda yapacağı dalgalanmayı artık nasıl olacağını tabii normal bir şey olmayacak yani tabii sert bir şey olacak yükselişse sert yükseliş düşüşlerse sert düşüşler. O yüzden zaten şunu söyle, söylüyorduk daha önceki programlarda da söylemiştik. Ee, onu, ve onu söylediğimiz zaman daha Bitcoin 20 bin dolarlara falan bile daha gelmemişti yani. Ee, herhalde 16 bin, 18 bin aralıklarında da söylemiştik. Çok daha yüksek yerlere gideceğinden 50 bin, 60 binlere kadar o süreçte kadar kademe giderken. Sen hatta şu andaki giderken, duranlığı da söylemiştim. Böyle bir şey olacak. olacağını da söyledik. Sonra yükseldi, buralara yükseldi. geldikten sonra daha aşağılara düşeceği çok ama sen buradaki volatilitenin çok yüksek olduğu nasıl ki yükselişler sert oluyorsa düşüşlerin de sert olduğunu dolayısıyla sert düşeceğini hatta mesela yine şu kaydı mecburen düşeceğim hukuki zorunluluk olarak yatırım tavsiyesi olarak değil kendim Tabii fikirlerim ki. görüşlerim olarak bunları aktardığımı hatırlatarak Bunun devam edeyim hep tüm cümlelerime. Mesela ben şu anda hala bitcoin'de bazı destek seviyelerinin de geri dönülecek yani test edilme edecek o sev, destek seviyelerinin olduğunu ve bunun da şu an bulunduğu noktanın daha da aşağısında 30 bin doların da aşağısında 25 bin dolarlara kadar bile gidebilecek e, tabi fikir bunlar oldu yani hala düşebilir daha da düşebilir daha da düşebilir bu bu var ama o düşüş esnasında yine bu sert düşüşler esnasında oluşan panikle insanlar elindeki varlıkları satmaya başlıyor o panikle korkuyla Onu satıyor ve bunu ya? yaptıkları zaman birileri işte tam orada bekleyen o büyük fonlar o Wall Street yam yamları Balina bunları, mı deniyordu onlar? Evet onları. balinalar. Bunları alıyorlar, ucuzdan topluyorlar ama bunu sadece kripto paralarda yapmıyorlar. Altında da yapıyorlar, gümüşte de yapıyorlar. Her yerde yapıyorlar. Ondan sonra ikinci bull run denilen yani boğa koşusu diyorlar. Bu yükseliş süreci sezonu. Ee, hep söylemiştik daha önceki e, programlarda bize e, benim çok e, dikkate aldığım stock to flow analizinin bir döngüyü gösteren analizdir e, verdiği bir rakam vardı bize bu seneki yükseliş sezonu ile ilgili e, 100 bin doların çok rahatlıkla üzerine çok çıkabilecek bir potansiyelin olduğunu bu sene Bitcoin'de gösteriyordu yani Hı. daha ileriki yıllarda 2000 24'e gittiğimiz zaman bunun 1 milyon dolara kadar ama o yıllarda gidebileceğini gösterdi. Hep orada kaynak aldığımız bir şeydi, bir potansiyeli gösteriyordu. Ama işte mesela diyorum 100 bin doların üzerine çıktı, 200 bin dolarları belki gördü, belki geçti, fark etmez. Ama bu senenin sonunda da yani oralara çıkıp da Aa, ne güzel burada kalayım değil, %80'e varabilecek sert bir düşüşün de orada geleceğini ben bekliyorum. Yani orada işte bu zaman faktörü çok önemli. Yani o yüzden Samet Bey'in sorusunda şey yaptım. Hangi grup? Ne zaman dahil olan? Yani işte e, diyelim Bitcoin şu anda 30 bin. Şimdi i̇şte 30 binden aldı diyelim birisi. Hmm. <laughs> 25 bine düştü. E, o 25 binde sattı panik olup e, kaybetti. Kaybetti. Girdiği ve çıktığı zaman önemlidir. Bütün her şeyi belirleyen aslında burada zaman faktörüdür. Bunun üzerinden şey yapmak lazım. Yani yine girdi diyelim işte 100 diyelim ki 50 bin dolardan aldı. 100 bin dolar çıktı. Aa ne güzel diyor. 50 bin dolar işte ikiye, kat, ikiye katladım dedi mesela. Ama bir sonraki o bahsettiğim sert düşüş mesela geldi diyelim o potansiyel gerçek oldu. Bu sefer 40 bine düştü. Aa 10 bin dolar kaybettim diyor mesela. Yani bir dakika ya dün işte hani 50 bin dolar kazanmıştı. Realize edilmemiş kar denir buna. ...realize edilmediği sürece bu, bu gerçekliği yoktur yani bunun. Bu bir afakidir. Girdiği ve çıktığı tarih önemlidir. Buradaki bütün önemli olan şey zaman faktörüdür yani. Şimdi altını soruyorlar. Altını bu seviyedeyken alalım mı diyorlar. Mazlum Bey soruyor. Ya aslında bu soruya cevap veremem yani alın veya almayın diyemem tabii ki. Yani ama bir, bir şey yatırım yok. tavsiyesi yapmadığımızı yine ama, altını ama çizerek ama ama şunu söyleyebilirim. Yani fikirlerimi söyleyeyim. Bu e, de güçlü destek seviyelerinin e, burada oluştuğunu e, teknik analizler bize söylüyor. Teknik analizlerin söylediğini söyleyeyim ama bunlar mutlak gerçekler olarak değil potansiyellerden bahsediyoruz. Destekler hı hı. ve dirençler oluşuyor. Direnç yani buradaki bir yatırımcının mantığı da hep şudur yani destek ve direnç seviyelerine bakıp teknik analizlerde bakıp ve bunu temel analizde de doğrulayıp o veri akışları, haber akışlarıyla doğrulayıp destek seviyesinde alım yapmak. O seviyeler belli yani o şeyde kademeler gözüküyor. Destekten alıp direnç noktasına geldiği zaman satmak. Yani bu çünkü hep dalgalı. Yani düz bir çizgi gitmiyor. Yani trend yukarı da olsa dalgalanarak in çık in çık. ...yani yukarı gidiyor mu? Yukarı giderken de inerek çıkarak gidiyor. Bu trend aşağı doğru, doğru bile olsa aşağı da inerken yine inerek çıkarak iner. Hiçbir zaman düz çizgi olmuyor işte o dalgalanmaların kıvrımlarının arasında o trader'lar zaten bu işi yapıyor. Girerek çıkarak. Burada da işte destek ve direnç seviyeleri oluyor destekte giriyor, dirençte çıkıyor. Destekte giriyor, dirençte çıkıyor. Şu anda destekte görünüyor teknik analizlere göre. Evet. İbrahim Bey demiş ki kıymetli madenlerin fiziki bulundurulmasıyla banka hesabında bulundurulması arasında ne fark var? Olağan dışı yükselişlerde diyor. Birinde var diğerinde yok. Yani birinde fiziki metal var. Adı üstünde fiziki demek var olan elle tutulabilen bir şey demek. Hı. Diğerinde yok öyle bir şey yok. Yani birisi birileri kağıda yazıyor ya da bilgisayar ekranına tuşluyor. Gerçekte olmayan bir şey. Satıyorlar. İşte hep konuştuğumuz e, olmayan bir şeyi satmak suçtur. Bu bir kriminal aktivitedir. Ve yasalarla yasalarına bunu yapıyorlar. Suç işleniyor. Şu anda bütün dünyada bir suç işleniyor ve herkes bu suça ortak oluyor. Bu işin içerisine giriyor. Ama bu bu e, tür uygulamalar tarihi boyunca hep patlak vermiş. Ve birçok kişi de bunun altında kalmıştır. Yani altında kalmış derken e, kayıplara uğramıştır. Canı yanmıştır. O yüzden ben hep e, sistemden çıkın, sistemden çıkın derken e, tabii bu biraz bu şeye gönderme yaparak bir sistem eleştirisi yapıyorum. E, daha önce de söylemiştim, yine te tekrar edeyim. Bir YouTube yayınında galiba söylemiştim. Bu küresel finans sistemi ile ilgili ve bunların tabii yerel uygulamalarıyla ilgili konuşma hürriyeti dünyada sınırlandırılmış. Ama özgürlüğün beşi olarak sözde bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nde bile ki evet bir orada bir daha Kadablar rahat Parti ortam vardır ama orada bile orada bile evet. Orada bile yasalarla korunur. Hatta şunu söyleyebiliriz. Toplumları koruması gereken kendilerini sömürecek, onların yağmalayacak haydutlardan koruması gereken yasalar tam tersine o toplumları değil de o haydutları toplumdan koruyorsa çok ciddi bir problemdir. Ve şu anda dünyadaki şey budur. Böyle bir hukuki bir durum var. Mesela şöyle bir şey dünyanın birçok yerinde suç olarak tanımlanabilir. Bankacılık ve finans sistemini olan güveni sarsıcı, panik yaratıcı açıklamalar yapmak suçtur diyerek bunun karşılığında hukuki ve cezai yaptırımlar getirilebilir. Ve bu vardır. O yüzden diyorum dünyada bu konuyla ilgili konuştuğunuz zaman sizi yargı karşısına çıkartıp sizi cezalandırabiliyorlar. Bu bu, bu mümkün. O yüzden bazen bazı şeyleri açık açık söyleyemiyorum. Sistemden çıkın diyorum. E Bunu da herhalde anlaşılıyordur değil mi yani? <laughs> evet. Şimdi e, Geylani kısacık sormuş. Diyor ki, Ekin Hanım, Hamza Bey'e sorar mısınız? Bitcoin'de dip olarak beklediği rakam nedir? Sizin tahmininizi yani, soruyor. Rıza, söylesem Doğru mu olur bilmiyorum. Emin olamıyorum. Şimdi buradan birileri girecek. Diyecek ki, ya senin dediğin rakamı bekledim oraya gelmedi. Ta yukarılardan almak zorunda kaldım. Senin yüzünden şey e, zarar ettim veyahut da e, e, zarar değil de şey vardır. E, elde edebileceğim kardan oldum. Hmm. Gibi. Ya yani rakam telaffuz etmek çok şey değil ya. Ben söylemeyeceğim onu. <laughs> Peki. Şimdi e, Bitcoin'e yine döneriz? Sorular geliyor zaten ama bir e, Hüseyin Bey'den bir soru var. Demiş ki Pentagon'un uzaylıların gelmesi ve zombilere karşı planları ve hazırlıkları olduğu söyleniyor. Şimdi evet. bir yandan da şöyle bir şey var. Geçen hafta e, NASA bir rapor açıkladı UFO'larla ilgili. Be belki okumuşsundur sen de ve dedi ki yani bu kadar biz tespit yaptık, baktık, e, gördük ki aslında yani UFO diye bir şey var diyemeyiz dedi. Ondan sonra yani. aa dedik bizde uzaylılar yok muymuş, UFO yok muymuş? Demek öyleymiş NASA açıkladı dedik. Sonra e, NASA Başkanı bir açıklama yaptı geçtiğimiz gün. E, Pentagon'un gizli raporunu gördüm uzaylılar var. Hangisine Biliyorum. inanacağız? Yani bu o kadar enteresan bir şey ki. Çok garip de yani. Yani böyle bir şeyi... Bilinelsin açıklamış. Her iki açıklamada, birinci açıklamada birinciyi yanlışlayan, onun tam tersini söyleyen, öyle demiş de böyleymiş diyen yani. ikinci açıklamada Tamamen gereksiz normalde niye yapıyorsun diye adama soracakları iki açıklama aynı kişi tarafından Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi Başkanı yani NASA'nın başındaki kişi tarafından Nelson mıydı ismi? Nelson Bill, Nelson. Bill Nelson değil mi? Hı hı. Tarafından yapılıyor ve neden diye bir soruyu ortaya getiriyor. Uzaylılar yok. E yoksa yok. Niye bir bunu açıklamıyorsun? Niye, niye, niye sen bunun için çıktığında söylüyorsun? Sonra da ertesi gün ya işte aradan birkaç gün geçiyor. Aa uzaylılar varmış ben Pentagon'un raporunda gördüm. Ve bir de ciddi bir kurumun başında olan bir kişi yani bu tür konulara girmemesi yani bir fikri olsa bile çok fazla üzerinde varmış yokmuş şeklinde kesin hükümlerle değil de ha biraz daha böyle e, karmamsal bir şekilde tartışarak e, konuşabilir belki birkaç cümle edebileceği konuda bu tür açıklamalar yapması bana garip geliyor. Şimdi bu o zaman şöyle bir şey mi oluşuyor insanların kafasında aa bak NASA'nın başkanı bile yok diyordu. O bile kabul etti. Demek uzaylıları bu bana şunu hatırlatıyor. Geçtiğimiz 1 iki sene içerisinde olan bir açıklama şeydi bu. Papa Hristiyanların ruhani lideri. Tamam. Katolik dünyasının olabilir ama 2.3 milyarlık bir Hristiyan dünyası içerisindeki diğer mezhepten olan işte çoğunluğunu protestanların oluşturduğu Hristiyanlar içerisinde de muteber bir kişilik. Sadece Katoliklerin ruhani önderi olsa, olmasına rağmen diğerlerinde de muteber. Şimdi böyle bir kitle üzerinde e, sözlerinin etki yapacağı bir adam şöyle bir açıklama yaptı. Uzaylıların varlığı Hristiyanlığa karşı bir e, şey değildir. Hristiyanlığı tehlikeye düşürecek bir şey değildir. Bir Korkmayın. Değildir. Yani uzaylılar olsa bile siz sakın inancınızdan dönmeyin, siz, sizi itikadi bir problem teşkil etmez diye bir açıklama yaptı. Tabii bu türden böyle önemli figürlerin, Papa gibi, işte NASA'nın Niye böyle bir açıklama gibi, yaptı mesela? O, sanki o zaman şunu düşündürüyor insana. Yakın bir zamanda artık ne kadar yakın olduğunu bilmiyorum. Yani önümüzdeki aylar, yıllar neyse bilmiyorum yani. Ama bir yakın bir gelecekte dünyaya <laughs> uzaylıların Varlığı mı ilan edilecek? Onlar gerçekten yani, uzaylı mı olacak yoksa hologramlar mı ne olacak? Ne mi olacak? Yani bilmiyorum. Ama böyle bir şey mi var ki bu kadar? Önemli. Bu bir soru soruyorum. Böyle olacak demiyorum. Bunu düşündürüyor insana. Çünkü benim hep e, yıllardır da kafamda şöyle bir şey vardı. Evet, yani dünyada dünyayı yönetirken e, ulusal düzeyde, yerel düzeyde. E, karşıtlıklar üzerinden tehditler oluşturulur ve yine toplumlar, kitleler bu şekilde paralize edilir, e e şeydir, korkutularak etkisizleştirilir diye hala da böyle ya. Hı hı. Ama şimdi küresel bir tehdit olarak koyulan başka bir kavram var ya, Dünya Sağlık Örgütü itelediği bir şey var ya, Cavit 19. Cavit 19. <laughs> şimdi bu, bu da onun gibi bir şey ya ama bu devam edecek bir şey değil. Yani insanların gözüyle görmediği ve etkilerini de hayatta zaman içi, zaman ne kadar fazla geçerse az olduğunu ge gerçeğiyle karşılaşan ve sürekli etkisini kaybeden bir korku şu an ortaya koyulmuş ya. Korku sürekli değildir ki insan alışır içindeki şartlara uyum sağlar ve o ilk korktuğu şey gider Sonra yani o olur. sürmez devam etmez. O yüzden şimdi bir delta mutta yeni varyantlar falan bahsediyor. Bu biraz onun gibi ya. Ama bu sürekli e, insanları bir tehdit olarak bundan daha büyük bir tehdit olabilir mi ya? Yani uzaylı tehdidi. Dünya dışı bir tehdit. Eğer ben ulusal bir düzeyde bir e, yönetim idam, kütleleri sömürme veyahut da köreleştirme idam olmasa da küresel düzeyde olsa ortaya koyacağım tehdit yerel bir tehdit değil. Küresel bir tehdit olurdu. Dünyayı yönetmeyi e, iddiam olmuş olsaydı dünyayı tehdit eden bir şey koymam gerekecekti ortaya. Peki bu ne olabilir? Dünyanın dışından bir tehdit ne olabilir? Uzaylı, Uzaylı tehdit. Uzaylı tehdit olabilir. Yani insanı bunu sorduruyor. Yani mantık, rasyonelite bunu getiriyor karşımıza tabii böyle bir beyin fırtınası yapmış olduk yani bu e, soru üzerinden de. E şimdi bu Starlink'ler gönderildi. E, i̇şte orada bir hakimiyet e, savaşları var gibi. olu ya da olacak bu öngörüyor. uydu şey gibi. E, yani bu çok önemli bir şey. Hı, hı Peki bu altını çizmek lazım yani çok önemli bir yere temas Yani uzaya ediyorsun. hakim olan dünyaya mı hakim olacak? Müthiş bir yere mutlaka üzerine konuşulması gereken bir şey bence. Dünyada ee, güç merkezlerinin, devletler olarak alalım bunu, egemenlik iddiaları vardır. Bu iddialar neyin üzerindedir? Deha, karadadır, denizdedir, e, havadadır yani göktedir ve tarihsel süreç içerisinde işte insanların ilk egemenlik iddiaları e, kara üzerinde olmuştur. Daha sonra denizciliğin gelişmesiyle deniz üzerindeki e, deniz sahanlığı, vardır. Hani kıta sağlığı de insan anlığı konuşulur ya askeri terminolojide de vardır. Daha sonra işte endüstri devrimi gelir, makineler gelir falan, motorlar yapılır. insanoğlu uçmaya başlar. Wright kardeşler ilk uçağı yapar falan diye. Gerçi ilk uçağı o mu yaptı ya da ilk kanatları ben. da Hazarhan Ahmet Çelebi'nin 16. yüzyılda 1500'lü yıllarda Galata Kulesi'nden kendi yaptığı kanatlarla Uçtuğu Üsküdar. ve ta Üsküdar'a kadar uçtu. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazıyor. Mesela bir tarihsel evet. kayıt olarak da var. Neyse önemli değil. Yani insanlar ama bunu e, motorların hatta bu taşımacılık artık hem e, eşya hem insan taşımacılığına hava gökyüzüne insanın bir, bir şey, e, egemenlik bu sefer e, iddiası konusu çıktıktan sonra bu sefer e, hava sahası oluşur. Bununla ilgili hukuk oluşturulur değil mi? Devletler arasındaki hukukta hı hı. sen benim hava sahama girdin bilmem ne oldu iddialaşı oldu pilotlar geldi gitti. Şimdi bu gittikçe artıyor. Şimdi uzaya çıktı insanlar. Şimdi uzayı nasıl bölüşecekler? Uzay, uzay üzerindeki egemenlik bu sefer iddiası ortaya çıktı. Ama bir şey daha çıktı daha şu an çok fazla fark edilmiyor. Uzaydaki egemenlik bu sefer yeni bir dünya var. Siber dünya. Siber dünya üzerindeki egemenlik orası boş şu anda egemenliğin olduğu Hiçbir e, devletin mutlak hegemoniyasının evet. o hakimiyetin olmadığı bir alan. Yani orada bambaşka bir alan var. işte bu uzay da bununla alakalı. Böyle kademe kademe gidiyor. İşte bu siber dünyanın dünyayı kim oluşturursa, kim o binayı yaparsa, o inşaatı kim yaparsa belli ki oradaki hakimiyet sahibi o olacak. Peki o binaya nasıl yapılacak? Altyapı. Bu altyapı nasıl yapılıyor? Bugün işte görüyoruz. Starlink projesi bunun bir ayağı. Hı hı. Uzayda yapılıyor bu. E, Stratosfer tabakasında alçak irtifa uydusu deniyor ama Stratosfer artık dünyadan çıktığımız yani uzay diye tanımladığımız bölgenin başlangıcıdır. Ve o Stratosfer tabakasında dünyanın etrafına yayılmış 45 binin üzerinde uyduyla çalışan tamamlandığı zaman ki bu sayı artırılabilir 50 binlere, 60 binlere kadar da çıkabilme ihtimali telaffuz ediliyor. Şu andaki uydu sayısı bile baktığımız zaman dünyadaki bütün uyduların toplamından daha fazla bir e, hacim oluşturdu bile. Dünyanın etrafını böyle bunlarla e, örüyor, örüyor. İşte bu teknolojik altyapıyı oluşturuyor. Siber dünyayı oluşturuyor. Şimdi insanlar diyebilir ki e, internete zaten bağlanıyoruz. Yani o bu olsa ne olacak? Yeni ne koyacak? Yeni ne mi koyacak? Şunu koyacak. Tamam süper hızlı bilmem ne falan filan o, o işler bir tarafa ama bu avantajları. Dünyanın en uca dağ köyünde bile internet erişiminin oluştuğu ve dolayısıyla yerel hükümetlerin de o servis sağlayıcının ki işte Starlink üzerinde kendi yerel servis sağlayıcılarının üzerindeki yaptırım gücüne sahip olmadığı Mesela bir herhangi bir ülkedeki bir servis sağlayıcı o ülkenin hükümetinin ortaya koyduğu regülasyonlara tabidir. O ülkenin bir mahkemesinden onunla ilgili bir karar çıkarttığı zaman şu server'ı kapatıyorsun dese onu bile yapmak zorunda. Şu siteye erişimi engelliyorsun der ve onu, onu da yapar. Tabii. Bunu yapıyorlar zaten. Yani mahkeme kararlarıyla siteler kapatılır, erişimleri engelleniyor. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ama bunlar yerel düzeyde gerçekleşiyor. Bu küresel bir noktaya eriştiği zaman İş uzaya gittiği zaman artık bambaşka bir boyut kazanıyor ve o siber dünyadaki egemenlik oraya bütün insanları dünya insanları kendi hükümetlerinden, kendi merkezi otoritelerinden, yerel yapılarından bağımsız olarak gel bana gel dediği zaman gelip ne yapacağım al sana dijital kimlik, dijital ID ve dijital para gel bu sistemin içerisinde dahil ol. Kripto bir millete kripto nation, bit nation var mesela bunun bir örneği evet. konuşmuştuk o mevzuyu da. Birleşmiş Milletler gibi bir yapının mesela ulusüstü bir yapının ben bu yapıyı da tanıyorum dese. Yani bunun hayata geçirmesi için aslında bu, böyle bir gücün de olduğu bir ortamda yeni bir dünya, siber bir dünya. Yani fiziki dünyaya sınırları da gerek yok ki zaten. Yani bir kişi diğer bir kişiye para vereceği zaman onu e, ne bir banka üzerinden de yapılabilir veya da bir işte çantalarla bavullarla koyulup bir transferi mesela altın ve gümüşte de, de böyledir. İşte gemilere koyup gönderilir. Değil mi? Oradaki evet. başka ülkedeki bir kasalara doldur. Bu yapılıyor zaten. Ama enteresan bir şey oldu. Bu gold Pat repatriation hareketi başlatıldı. 2000 e, 17'de ve 2018'de de dahil olan merkez bankaları oldu. Dediler ki 2020 yılına gelindiği zaman mutlaka dünyadaki bütün altınlar kendi ülkemize getirmeliyiz diye bütün ülkeler altınlarını dışarıdaki kasalardan geri getirdiler. Onu da böyle bir şey olarak arada söyleyelim ve oradan devam edelim. İşte e, bu, ne, bu sistemin içerisinde dahil edilmiş ve bir yeni bir dünya yaratılmış. Artık o fiziki şey olarak paranın oradan taşınmasına da gerek yok. Yani merkezi otoritelerin, hükümetlerin o egemonyalardan hiçbir tanesinin gücünün artık olmadığı, müdahale edemediği bir alan. Bunu yapan, buna sahip olan Dünyalıdır. dünya hükümeti olur, dünya devleti olur, dünyanın da sahibi olur. O parayı da kendi üretiyor. Dünyanın işte dünyada tanrılık iddiasıyla ortaya çıkmış Deccal'ın sistemi işte budur. Zaten bu adamların hedefi de tanrılaşma. Bu budur yani. Hedefi budur. Hedefi hatta bunu bir benzetme bir şey olarak da söylemiyorum. Ee, bir mecaz olarak kullanmıyorum. Literal anlamda, gerçek anlamıyla söylüyorum. Bunların hedefi yeryüzünde şeytanın imparatorluğunu kurmaktır. Evet. Şeytanın imparatorluğu ve onun sayısı 666. O sayıya sahip olmayan ne bir şey satın alabilir ne de bir şey satabilir. Kendi kitaplarında İncil'de yazıyor bu. Ve bunun üzerinden adamlar kendi patentlerine bile bu numaraları koyuyorlar. Dijital para, Gates'in e, dijital para e, modeliyle alakalı aldığı, pandemi öncesinde patentlendirilmiş sistemin numarası. Yani niye koyuyorlar bunu? Başka bir şey mi bulamıyorlar bir yani? şey mi bulamıyorlar? Buralardan alıyorlar kaynakları ve Yine... bu çünkü iddia başka. Evet. İşte bu iddia yeryüzünde şeytanın eee imparatorluğu demek aynı zamanda tanrıya kafa tutmak demektir. Bu arada ha. yine en heyecanlı yerinde bizim süremiz bitti. bitti Ama mi? bu konuyu daha uzun başka bir programda mutlaka konuşalım. Sevgili Hamza valla harika şeyler anlattın yine çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem korkuyoruz ben duyduklarımızdan. Fark vallahi bitti. Reklam çok... arasına gideceğiz zannediyordum. <laughs> Sen olunca reklam arası falan vermiyorsunuz. <laughs> İyi oldu daha hızlı çok devam Çok teşekkür verdim. ediyorum geldiğin için. Ben Her zaman ederim. çok keyifliydi evet. seni ağırlamak. Çok sağ olun. Ve efendim bu akşamın da sonuna geldik. Bu akşam Kupa Amerika'da, Amerika'da final zamanı. Çok önemli bir maç var. Şampiyonu belirleyecek Messi Arjantin mi Neymar'lı Brezilya mı? İşte bu sorunun cevabı saatler 3'ü gösterdiğinde Haber Global'de olacak dev finali kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz efendim. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi geceler.